İyi akşamlar sevgili izleyenler. 63. dakikayla karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Futbol konuşmaya aslında hoş geldiniz. Güzel bir hafta olmasını temenni ediyorduk. Aslında güzel bir hafta da oldu diyebiliriz. Hani zararın neresinden dönerse kârdır hesabı. Şanlıurfa Spor kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde Osmanlı Spor'u ağırladı. Osmanlı Spor aslında tanıdık bir takım. Nedenine gelince Osmanlı Spor'u çalıştıran, Osmanlı Spor'u kuran bir teknik direktörle Şanlıurfa Spor şu anda yoluna devam ediyor Osman Özgörü ile. Bu anlamda bizim için aslında biraz avantajlı bir maçtı diyebiliriz futbolcuları tanıma açısından. Gelin görün ki maç ilk yarısı ayrı, ikinci yarısı ayrı bir maç oldu. İlk yarıda farklı bir Şanlıurfa Spor ya da farklı bir Osmanlı Spor izledik. İkinci yarıda ise sanki roller değişti. İyi olan kötü, kötü olan ise iyi oldu. İlk yarının özellikle ilk 30 dakikası, biraz sonra Bedi Hocam da yorumlarıyla katkıda bulunacak. İlk 30 dakikası nasıl bir maç? Aman Allah'ım, saç baş yoldurtan bir maç. İkinci yarı ise Şanlıurfa Spor adına, Şanlıurfa Spor'un bulduğu ve kaçırdığı pozisyonlar adına yine bu saç baş yolduran kısmını yine tekrarlıyorum. Öyle bir ikinci yarı oldu. İki taraf da kazanmak istedi. İki taraf da bastırdı. İki tarafın da muhteşem pozisyonları vardı ama adalet işte 1-1 sona erdi sevgili izleyenler maç. Peki kime yaradı? Aslında 3 puanı alan taraf daima avantajlıdır ama 1 puan da kötü oldu diyemeyiz. Ve iki takım da birer puan aldı. Aslında kimseye de yaramadı açık konuşmak gerekirse. Ligin zirvesine bakalım. Lig zirvesinde neler yaşanıyor? Muhteşem bir maç vardı bu hafta. Kayseri ile Adana Demir karşılaştı. 3-3. Kayseri'nin muhteşem oyunu, sonra Adana Demir'in geri dönüşü ve muazzam bir maç izlettiler bu hafta. Şanlıurfa Spor haftayı 8. tamamlıyor efendim 33 puanla. Lider Kayseri 44 puan, 2. Adana Demir 41 puan. 3-4-5-6 Antalya Spor 39, Osmanlı Spor 38, Albim Alanya 36, Karşıyaka 33. Ondan sonra 33 puanlı Samsun, Şanlıurfa ve bu iki takımı görüyoruz. Sonra 30 puanlı Giresun. Yani üst taraflara yaklaşma umuduyla maça çıkan Şanlıurfa Spor kaybedilen 2 puan sonrasında biraz da geride kaldı. Alt taraftan gelenler ise almış oldukları puanla Şanlıurfa Spor'un ensesinde efendim, bunu söyleyelim. Önümüzdeki hafta Ordu ile oynayacağız. Bakalım Ordu maçı ne olacak? Genç bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Pozisyonlar üzerinden gideceğiz. Biraz hocamızı konuşacağız. Gelen yorumları okuyacağız. Bu arada Twitter ve Facebook üzerinden 63 dakika bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Futbol dolu bir geceye hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Maçı izledik hocam. Evet. Çok güzel bir hava vardı gerçekten. Futbol oynamaya müsait bir hava. Taraftar da nispeten iyiydi, evet. İyiydi hocam. Özellikle maraton ve kale arkası gerçekten ses çıkaran, yeri geldiği zaman pozisyonlara tepkisini veren, hani İngiliz taraftarı değil de oturup çekirdeği çıtlayan değil ama evet, yeri geldiği zaman baskıyı arttıran bir taraftar vardı. Ama bir o kadar da ilk yarısı ayrı, ikinci yarısı ayrı bir maç vardı hocam. Evet. Şimdi Urfaspor Osmanlı maçına yani kafa olarak iyi hazırlanamamış. Biraz tedirgin olarak maça çıktılar. Yani zaten birinci dakikada Osmanlı Spor gol kaçırdı. 37. saniyede hocam. Evet, ama birinci dakika dolmamıştı diyelim. Aynen hocam. Şimdi Urfa Spor'u tabii takım olarak iki takımı karşı karşıya getirdiğiniz zaman bizden çok kaliteli bir takım. Futbolcu kalite farkı hemen ön plana çıkmış oldu yani. Evet. Şimdi biz ne yaptık? Mümkün mertebe dikkatli oynayalım, dengeli oynayalım. İşte bulabilirsek skoru korumaya çalışalım. Öyle başladık. Zaman zaman da yani istekli arzulu başladılar. Urfaspor sağdan soldan Volkan'la geldiler. İşte Zenki'yle geldiler. Vardı evet. Gibi. 13. dakikaya kadar Urfaspor biraz baskılı başladı. 13. dakikadan sonra Ankara Spor dengeyi kurdu. Bu defa onlar üstümüze gelmeye başladılar. Özellikle de Tisselim sağ tarafta da Umar'ın getirmiş çok toplar bizim için çok bir tehlike oldu. Özellikle Tissel sol tarafta Göksu'yu çok zor durumlara düşürdü. Zaten hoca ilk yarı dayandı, ikinci yarı Göksu, hemen değiştirdi. Göksu gerçekten çok zorlandı. Sonunda da bir penaltı pozisyonu oldu zaten. Ama Göksu'nun orada yalnız kalışı, Zenken'in yardıma gelmeyişi. Yani bizim sıkıntılarımızdan biri de futbolcularımızın oyunu iki yönlü oynayamaması.
Yani ileri ucuda Volkan diyelim, sol açıkta veya sağ açıkta Zenke. Orada kalıyorlar. Yani defansa yardıma pek fazla gelmiyorlar. Ama Tissel'in onun yanında ortası Galip'in zaman zaman işte Ragıp'ın destek oluşu, Mehmet Yıldız'ın gelişi, işte Muhammed'in desteklenmesi zaman zaman 2-1 kaldı Göksu. Ve atakla karşılamakta da çok zorlandı. Zaten Tissel çok süratli, çabuk, bileklerine hakim. Adam geçebilen, top yapabilen, iyi top kesebilen, topa vurabilen iyi bir adam gerçekten. Göksu zorlandı. Hoca da bir devreye kadar müsamaha gösterdi. Bekledi düzelir diye. İkinci yarı mecburen çıkarmak zorunda kaldı. Ekrem oyunu aldı. Osmanlı Spor'a bakıyorsun. Bize nazaran daha oturmuş, daha kaliteli, daha birbirini tanıyabilen. Oyunu iki eline oynayabiliyorlar. Tuğa basıyorlar, pas yapıyorlar, alan daraltıyorlar. Yani rakibi rahat oynatmıyorlar. Çok çabuk, basit şekilde pozisyon görebiliyorlar ki ilk yarı hemen hemen yarım sayıda 5-6 pozisyon buldular. Ki dediğin gibi ilk yarı bir hizmet olabilirdi yani. Bizim açımızdan tarihi bir fark olabilirdi. Çok kötü olurdu bizim açımızdan. Allah'tan 1-0'la yetindik. İkinci yarı Urfa Spor biraz daha istekli, daha arzulu çıktı. Hoca değişiklik de yaptı. Tabii golü bulunduktan sonra Urfa Spor özgüveni kazandı. Taraftarın da tribündeki baskısı desteğiyle beraber biraz daha rahat oynayıp morallendiler. Moral olarak üst seviyeye geldiler. Osmanlı Spor'un üstüne gitmeye başladı. Zaman zaman da pozisyon bulduk. Mesela ilk yarıda da Zenke'nin Volkan'a gerçekten güzel pas kesti. Volkan orada kaleciye vurdu. Biraz daha dikkatli vurabilse de alttan plasayla vuruşu gol olabilirdi. Zenke'nin çaprazdan Zenke'nin, vurdu. Evet. Kalecinin ayağına çarptı. Yani biz de ilk yarıda iki pozisyon net bulduk. Ama gol yapamadık. Onlar da ilk yarı çok müthiş pozisyonlar harcadılar. Hocam, çok yani rahat pozisyona girdiler. Şimdi denilebilir ki ilk yarı onlar 5 bulduysa biz 2 bulduk. Evet. İlk yarı 5-2. Hani yani gol olmuş olsaydı. Bizim önümüzde Bakan Bey oturuyordu. İşte onun yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Bey oturuyordu. Arkasında kendi adamları, oğlu Ahmet Bey oturuyordu. Ahmet Bey ikide bir bağırıyordu, çağırıyordu. Oğul nasıl kaçar? İşte hangisini atacaksınız? Bu da kaçar mı, bu da kaçar mı gibisinden böyle isyankar bir şekilde tepki gösteriyordu. İlk yarı fazla etkiledi gerçekten ama ikinci yarı biraz daha cesaretlendik. Kaybedecek bir şey yoktu. Birisi zaten yeniksin. İki hocam, olmuş, üç olmuş. Bir yerde yenik olduktan sonra fark etmiyordu yani. Öyle. Şimdi normalde programı açarken söyledim ya, Osmanlı Spor aslında Osman Hoca'nın tanımadığı bir takım değil. Evet. Yabancı bir takım değil. Evet. Kendisinin kurmuş olduğu. Tamam, ara transferde kendisine etkisi olmadı ama tam anlamıyla kendisinin kurduğu ve çalıştırdığı bir ekip. Şimdi maçı izlerken de özellikle arkadaşlarla konuşuyorduk. Onlar da söyledi ki yorumcu abilerimiz de söyledi. Şimdi Tissel denen bir gerçek var. Evet. Hızlı adam, çok adam, hızlı adam geçiyor. Evet. Adam eksiltmede önemli. Ceza alanına çok çabuk kıvırıyor. Bir bakmışsınız size 2 metre boy verebilmiş yani, o kadar etkili bir oyuncu. Tissel'in bu kadar rahat oynaması ya da önceden bir önlem alınamaz mıydı? Ki gerçi basın toplantısında Osman Hoca söyledi, işte Tissel'in hızlı olduğunu biliyorduk. Göksu'ya da bunu söyledik ama sadece bu kadar idare edebildi Göksu gibisinden. Ayrı bir önlem alınamaz mıydı hocam? Çünkü tüm ataklar, özellikle ilk yarı tüm ataklar sol kanattan geldi. Şimdi Tissel'den, evet. Tissel'den geldi. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Osmanlı Spor'un bana can damarlarını söyleyin desem, bir Tissel derim. İki orta alanda Muhammed Reis derim. İleri uçta da Mehmet'i derim, Mehmet Yıldız. Üç tane futbolcuyu kilitlediniz mi Osmanlı Spor'u kilitlersiniz. Öyle mi hocam? Evet. Şimdi şöyle bir... Çok fazla önlem de almadık. Teo çok rahat oynadı mesela. Volkan geriye ileriye çıkıp da geriye gel çok fazla şimdi gelmedi. Zenke gelmedi mesela. Bizim sıkıntımız neydi? Savunmayı yapamadık. Evet. Savunma yalnız defansla olmuyor. Takım defans olarak takım savunmasını yapamadık. Orta saha gerekli desteği vermedi mi? Evet. Gördüğünüz gibi ilk yarı defans çok hatalar yaptı. Çok yalnız kaldı. Bariz bir şekilde rakibe pozisyon şeklini verdik. Hep çok da rahat pozisyonlar harcadılar. Ki inanın ki o pozisyonlar girseydi biz çok kötü bir duruma düşerdik. Açık farklı bir ilk yarıyı kapatmış olurduk. Allah'tan beceriksiz çıktılar. Girmedi yani. Evet. Şimdi dediğimiz gibi Zenke yardıma gelmedi mi? Sol tarafta Volkan yardıma gelmedi mi? Ne olacak? Adamlar rahat bir şekilde 2-1, 3-1 yakalıyorlar. Şimdi takım savunmasını
Yapamadığın zaman o mevkinin adamı ne yapacak? İki kişi, üç kişi üstüne geldiği zaman ne yapacak? Bocalacak. Adam hangisine koşacak? Evet. Hangisine mücadelesini yapabilecek? Olmaz. Şimdi onlara baktığın zaman gerek saha içerisindeki yerleşmeleri, saha yayılmaları, defansın bizim evet. Santrforu, Abdülkadir'i, işte Volkan'ı, Zenke'yi iyi mark etmeleri, orta sahada Ragıp'ın, Galip'in işte iyi orta sahada basmalar hep bizi önde bastılar. Evet. Goldan sonra da zaten rahat oynatmamaya başladılar. Ondan sonra biz yavaş yavaş dengeyi kurmaya başladık. Özellikle goldan sonra daha da bir morallendik. Özgüvenimizi kazanmış olduk. Fakat burada mesela en çok benim beğendiğim, hoşuma giden taraf Hakan'ı çok beğendim. Hakan ikinci arayı başladı gerçekten. 4-5 maçtır Hakan iyi top oynuyor. Mesela dün bayağı ortalar yaptı, öne çıktı, özgüvenini kazanmış, kuvvetlenmiş. Mesela ilk yarı çok kötü. İlk yarı zaman zaman zaten forması yani kaybetti. Beklediğimiz Hakan yani, değildi. Birkaç Hakan şimdi belki... yani bu ikinci yarı demek ki hazırlık dönemini iyi geçirmiş, iyi çalışmış, kuvvetlenmişler. Ve dün tava basıyordu, çalım yapıyordu, 2-3 kişinin arasına gidip çıkıyordu, top kesiyordu, iyi toplar da kesiyordu, şut attı. Yani bu güzel bir şey. Futbolcunun kendine olan güvenin göstergesidir. İlerleyen haftalarda Hakan daha da çok faydalı olacaktır. Mesela Göksu dün gerçekten zor duruma düştü. Futbolda bunlar bazen kötü günde olursun. Bazen takım, rakip takım seni çok iyi çıkar. İyi adamlarla mesela Tisler, yanımda bir arkadaş vardı. Bana diyordu ki ya Tisler geçen sene bizdeydi. Niye böyle oynamıyordu? Aslında Tisler bizim dönemimize de iyi oynuyordu hocam. Evet yani. Tisler'in hocam belli bir oyun aralığı var. Biz bunu o dönemdeki evet. programlarımızda da söylüyorduk. Tisler işte atıyorum 5-6 metre arasında oynar. Evet. Oradan çok fazla geriye gitmez ya da ileriye gitmez. Şey geriye gitmez. O bölgede oynar. Önüne top atıldı mı Tisler'i tutamazsın. Tisler sevilen de bir futbolcuydu evet. Şanlıurfa Spor'da da. Evet. Yani ekmeğimizi yedi. Sağ olsun buraya da önemli katkılar da bulundu. Sağ olsun canım yani geçen sene. Hızlı bir oyuncu hocam. Evet. Yani şu anda Şanlıurfa Spor'un eksiği olan bir oyuncu diyebiliriz aslında. Ya şimdi Ankara Spor bizden azından daha oturmuş bir takım. Daha deneyimli bir takım. Yani şimdi iki yıldır çok oynadılar evet. Yani 2 yıldır nereden bakarsana bak. Diyelim ki 11 kişiden rahat 8 kişi, 9 kişi aynı ekip. Aynı topçular yani. Biz yeni bir ekibi oluşturduk. Zaman zaman da ayrılanlar oldu. Ara transferler oldu. Ya bizim yapmış olduğumuz transferlerde eksiklik var. Şimdi biz bir türlü forvette üstünlük sağlayamıyoruz. Forvette çoğalamıyoruz. Geliyoruz cihaz ağzına kadar. Dün işte geldik ceza sahasında. Abdülkadir tek kalıyor. 4 kişi defansın arasında. Teo ona yakın oynaması gerekiyor. Teo fazla gelmiyor. İşte Teo işte dün yönelse boş al ver. Zaman zaman bir iki ara pası güzel topu attı. Orta yaptı falan. Bir iki tane şutu attı. Teo da zaten adam kovalamak. Rakip markajı yaptırmak. Bunlar bekleyemiyorsun. Osmanlı'nın orta sahası çok hızlıydı hocam. Ya şu orta sahası onlar çok top yapan. Ortalarına doğru aslında düştü Osmanlı'nın orta sahası. Şimdi onların orta sahası. Çok da iyi top yapıyorlar. Galip olsun, Ragıp olsun. Ragıp mesela Süper Lig'de oynamış ama yani iyi bir adam. Beyin tam işte. Oyunu yönlendiriyor. Usta bir adam yani. İşte bizim Bekir Ozan yetişse. Evet. Bekir de o tip topçu. Urfa Spor için tam bir beyin. Oyun kurucu. Kenan da, Kubilay da aynı meziyetlere sahip. Aynı yeteneklere sahip. Ama hocam Kenan ha. Ben ilk başlarda çok ileride hatırlıyorsanız. Evet. Buradan çok kez söyledik. Sonrasında böyle bir düşüş yaşadı. Evet. Sonra zaten Kubilay bir ara yedekte kaldı. Evet. Osman Hoca ile birlikte tekrardan aslında sonradan forma şansı buldu. Dikkat ediyorum da o eski silik görüntülerini hocam atmışlar. Evet. Kenan istekliydi bu maçta. Bilmiyorum. Bana şimdi, böyle geldi. Şimdi, Kubilay mesela bence bu takımda olmazsa olmazlardan. Sivop hocam ya. Evet. Yani orada oldu mu biliyorsunuz ki tamam çok fazla sıkıntı olmayacak orta alanda. Koşuyor, dribling şudur budur, adam basıyor, topa basıyor derken İyi işler yapıyor. Genç de yorulmuyordu hocam. Evet. Suratı kıpkırmızı oluyor ama kendisi yorulmuyor. Böyle bir durum. Yasin görevi icabı ön libero olarak defans yönünde oynuyor. Mesela fazla da o alanı boşaltmadan. Dikkat edin. Osmanlı zaten ortadan çok gelmedi hocam. Evet. Kanatlardan çok bindirdi. Zaten onların özellikleri mesela sağdan soldan gelecek ortada Mehmet Yıldız, Muhammed'in gol vuruşlarıyla daha çok sonuca gidiyorlar. Mehmet Yıldız biliyorsun ligde Süper Lig'de büyük işler yapmış futbolcu. Her ne kadar futbolun sonuna da gelmiş olsa ama orada pas istasyonu. Tova basıyor, top indiriyor, geriden gelenlere pasörlük yapıyor, şütörlük yapıyor. Güzel işler yapıyordu Mehmet.
zaman zaman da 2-3 kişi arasında gibi çıkabiliyordu o ağır haliyle, yaşlı haliyle. Muhammed de mesela ona yakın oluyordu, topa vuruyordu, şut atıyordu, bir pozisyona gol attı, ofsayt diye sayılmadı falan. Yani aslında yani bir puanı kaybettik, bir puanı kazandık, iki puanı kaybettik, ben bir puana seviniyorum. Ya 4-5-0'da mı olabilirdi yani. Şimdi biz o golleri istedik, biz o pozisyona giremezdik. Zenken, Volkan'ın isterseniz moral men, ruhen çökerdi yani. Fizik men de çökerdi yani. Oyunu bırakırdık yani. İsterseniz oyun disiplinden kopardık. Ya da ikinci yarının başında o penaltı pozisyonu olup penaltı gol yani, olmasaydı. Tabii. Şimdi gol erken bulduk. Yani gol gelmeseydi, şöyle bir 15 dakika gecikseydi belki yavaş yavaş oyun disiplinden kopmaya başladık. Önemli olan ikinci yarı çıkıp yani kaybedecek bir şey yok. Ya bir olmuş, üç olmuş. En azından bir gol bulursak belki bir puan kurtarırız. O anlayışla çıktılar. Hoca da zaten o tip değişiklikler yaptı. Evet. Ve golü de bulduk. Zaman zaman 2-3'ü de aradık. Kaleci kurtardı, işte pozisyonu harcadık. Bir diriliş oldu. Tribünden büyük destek geldi. Yani şimdi 5 puan, 8 puan, 9 puan 2 ile 3. arasındaki hiç önemli değil. 2 maç alırsın, yakalarsın. Yani bu hırs, bu istek, bu arzu devam etsin. Bizim en büyük sıkıntımız ise forvetimiz etkisi kalıyor. Santrfor mevkisinde Adilović oyuna girdi, etkinliği yok. Ağır, Abdülkadir ağır, böyle nasıl anlatayım yani böyle çabuk, seri, araya girip çıkan bir tip yok bizde. İbrahim Yılmaz diye bir çocuk aldık, kulübede oturuyor. Serdar kulübede oturuyor. Yani biz devre arasında yapmış olduğumuz transferleri kulübede oturtuyoruz. Bekir Ozan hazır değil, sakat. Şimdi adam transfer, nokta transferi yapıyor, sahaya sürüyor, sana gol atıyor adam. Sonuca gidiyor. Senin elemanların kulübede veya tribünde. Bazen maçı izlerken şöyle diyorum. Acaba takımın forveti Volkan mı yoksa Zenke mi yoksa Abdülkadir mi? Hani kim diye soracak olursanız bir netlik de yok hocam. Şimdi Abdülkadir'e de hak veriyorum. Adam geriye kadar gelip top almaya çalışıyor. Ne bileyim ya da Abdülkadir, duvar olmaya çalışıyor. Abdülkadir, top alamıyor. Yani Mehmet, sağdan soldan bir indirme de aslında Abdülkadir fazla. Abdülkadir çabuk bir adam değil. Bak rahat hareket edemiyor. O zaman yanına bir tane onun, iyi bir transfer yapılması gerekiyor. Onun ayaklarına problem var. Belli yani ayaklarına problem. Rahat koşamıyor. Rahat sprinter bir tip değil. Şöyle bir 15-20 metre depar atamıyor. Yok bile değil aynen. Ağır top indirişi, top saklaması ağır kalıyor. Adilović de girdi. O da ona yakın bir tip. Orada yani biri de çabuk olur. Şimdi diyelim ki tek santrafor oynuyorsun arkasında ona yakın biri daha çabuk olur, daha seri olur. Mesela o tip kim var orada bizde? Oynayacak adam yok. Hocam. Belki İbrahim Yılmaz'ı korsan. İbrahim Yılmaz'ı hocam geçen hafta genç gördük de o da çok hani böyle kendinden bezmiş bir futbol tarzı var ya. Ben beğenmedim. Şimdi hocam. Şimdi hani, belki şöyle ola bırak. Şimdi Cihat Hoca geldi, Cihat Hoca gitti. Onu biraz özgüvenle kaybolmuş olabilir. Orada bozulmuş olabilir de. Hoca gitti ben bu nasıl oynar mıyım oynamaz mıyım diye. Ama bu profesyonel hocam tabii, yani bu ama işte futbolun gerçeği. Hoca gider, yarın takım arkadaşın gider. Yarın çok sevdiğin ne bileyim kendin bile gidebilirsin hocam. Tabii başka bir kulübe gidebilirsin. Ya şu sen iyi. Şimdi hoca beni getirdi. Ben çıkarım oynarım. Kendimi kabul ettiririm. İşte geçen sene Volkan yaptığı gibi. Volkan kirağa geldi. 3-5 maç güzel top oynadı. Hepimiz güzel dedik. Ne oldu? Evet. Bu kale yönelik ama bu sene sahada yok. Yani pırpır bir orta sahamız yok hocam. Açık konuşalım. Mesela maçı izlerken Galip'i ben çok beğendim. Galip bir adam canım. Galip 5 numara. Her yer tık orada nerede baksanız Galip'i görüyorsunuz. Ve zaten Ragıp'a baktığınız zaman orta alanda bir beyin. Hocam şu mesajları okuyalım. Evet. Alaaddin Hoca demiş, Yüksel Eczanesi demiş aslında. Oradan belki çıkarım olur. Evet bizim. Bizim gördüğümüzü Osman Özköy'ü göremedi. Osmanlı Spor'un şu anda galip olmasının tek nedeni eski futbolcumuz Tonya Tister'in tutulamaması. Doğru mudur? Bedi Hoca'ya saygılar. Evet. Şimdi sezon başı biz oturup konuştuğumuzda Maruf Bey'le de Nabi Bey falan vardı. Başkan Bey'le beraber konuşuyorduk. Tisler konusu gündeme geldi. Maruf Bey dedi ki hocam dedi bunlar çok problem çıkarıyorlar. Ayrılmak istiyoruz Sanko falan gibisinden. Onlarla anlaşamıyoruz. Evet. Mesela Banahane olayında da bugün para alıyorlar. İki gün sonra yine para istiyorlar. Problem çıkarıyorlar. Hiçbir alacaklar olmasına rağmen para istiyorlar. Sıkıntı yaratıyorlar. Ya anlaşmayacağız bize bunlar sıkıntı yaratıyorlar. Problem çıkarıyor diye. Yönetim de haklı olarak onları göndermek zorunda kaldı. Yani Tisler belki bize kalsaydı bu kadar rahat, bu kadar iyi bir futbol oynamayabilirdi. Şimdi tabii o şimdi büyük şehirde bir de biliyorsun sosyal etkinlikler çok önemli şehirlerde. Tabii hocam. Bunlar tabii şimdi Afrika'dan gelmişler, başka yerlerden gelmişler dışarıda gezmeyi, eğlenmeyi, büyük şehirde yaşamayı, diskotekler, barlar gibi gezmeyi, eğlenmeyi isteyen insanlar. Bizim burası biliyorsun bu tarzı bir yer.
Evet. Yani muhafazakar bir yer. Bu tip yerlerimiz yok. Futbolcu bu tip futbolcu da böyle sıkıntı yaşadığı anlarda ne oluyor? Verimi sersene düşüyor. Bu defa dışarı gitmek istiyor. Çektik Ankara'ya gitti. Daha önce de Ankara'da oynamıştı o. İzmir'de de oynamıştı. Karşıyaka'da. Haliyle ne oldu? Oraya gitti. Şimdi futbolcu tercihi çok önemli. Şimdi adam bir Urfa Spor'a mı gelsem, Antalya'ya mı gitsem? Zaten gördüğün son dakika bize o kim attı? Emre attı. Emre Güral, evet. Antalya'ya gitti. Şimdi adam, belki ben 300 milyar, 500 milyar, 200 milyar fazla Urfa Spor'dan alabilirim dedi. Ama Antalya'da ben şimdi maçımı oynar çıkarım, gezerim, dolaşırım, denize giderim, oraya giderim, buraya giderim. Büyükşehir sevdiğim şekilde girer çıkarım, kimse bana gelmez. Ama Urfa gibi bir yerde bir takım sıkıntılar yaşayabilirim yani. Herhalde bir sonuç ters olursa tepki bana gösterebilirler gibisinden. Bunlar da düşünülecek şeyler yani. Ama Tüysel gerçekten iyi adam. Biz düşün, Alaaddin Tosun gitti bir şeye de bir şey geçen de şampiyon oldu. Şimdi biliyorum Giresun'dan bir yerde oynuyor herhalde. Evet hocam. Yani şimdi biz elimizdeki futbolcunun da şeyin değerlerinin kıymetini ya bilemiyoruz ya çok biliyoruz elimizden kaçırıyoruz. Yani bir türlü dengeyi sağlayamıyoruz. Futbolcu aslında burada mesela hep konuşuyoruz. Yani gerçekten yönetim üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Herkesin alacağını vermiş. Para sıkıntısı yok. Primler ödeniyor. Transfer bedelleri ödeniyor. Belki bu ligde en rahat futbolcunun parasını ödeyebilen kulüplerden en başta biz geliriz yani. Burada Kayseri'de de sıkıntı var. Antalya'da da sıkıntı var. Ama ben inanıyorum ki İşin güzel tarafı aslında şanslı futbolcular ve yönetim bu anlamda evet. Şanslı. Sporu seven, daha doğrusu futbolu seven idari amirler var hocam. O büyük bir avantaj. Evet. Düşünün valinin kapısına gidiyorsunuz. Vali diyor ki ya ben çok fazla ilgili alakalı evet. değilim dediğini düşünün. Ya da belediye başkanının maça gitmediğini, ilgisiz biri olduğunu düşünün. O öyle bir ortamda futbolu icra etmek daha zor. Evet. Çünkü yeri geldiği zaman kulüplerin en büyük destekçileri kim ne derse desin kurumlar hocam. Evet, tabii. Ya bugün iddialara göre Şanlıurfa Spor'a bugün iyi bir meblağ aktarıldığı da söyleniyor. Öyle mi? Yani çok öyle, güzel. Öyle bir şey de söyleniyor. Yani hatır sayılır bir meblağın aktarıldığı da söyleniyor. Şimdi böyle bir ortamda yapılması gereken aslında çıkıp takır takır futbol oynamak. Yalnız benim Şanlıurfa Spor'da gördüğüm hani ilk yarısı ya çok kötü, ikinci yarı sanki sihirli bir değnek muazzam oynuyor takım. Ya da ilk yarısı çok iyi, ikinci yarısı bir ölü toprağa serilmiş, bir o kadar kötü. Yani bir dengeyi sağlayamıyoruz hocam. Yani düşünün bugün ilk yarıda biz adamlar onu gol pozisyonlarını gole çevirmiş olsalardı. Şimdi çok kötü bugün oldu. Neler neler konuşacaktık. Evet. Haklı olarak da konuşacaktık. Haklı olarak da şu anda da konuşmamız da gerekiyor. Hani ben buradan Osman Hoca'ya sormam gerekiyor. Ya da sormayı öyle bir ihtiyaç hissediyorum. Hocam niye takım ilk 30 dakika sanki bir Avrupa takımıyla oynuyormuşçasına aciz bir duruma düştü? Evet. Niye hocam? Şu mesele işte diyorum ya. Çok mu zor? 15. dakikaya kadar baktın Göksu idare etmiyor. Farklı bir şey dene. Farklı bir Zenke'yi söyle geriye gitsin. Yani farklı alternatifler olabilir. Şimdi akıl verme değil de. Evet. 5-0 olsaydı bugün tüm televizyonlar, ondan sonra tüm manşetlerde Şanlıurfaspor'un yani rezaletini izleyecektik. Osman Hoca da eleştirilirdi tabii o zaman. Şimdi bir de tanıdığınız bir takım. Şimdi tanımadığınız bir takım olsa işte Tisleri bilmeseniz ya da ne bileyim orta alanda Muhammed Reis'in işte bu ligin en iyi oyuncularından biri olduğunu bilmeseniz dersiniz tamam. O zaman işte, Osman Hoca'yı da sorgulamak işte, gerek. Osman Hoca tanıdığı bir takım olduğu için biraz da takım korkmuştu ya bizim. Takımımız hazırlanamamıştı. Ürkek çıktı yani. Evet. Rahat oynamıyorlardı. Zaten hele 30-35. saniye kaçan gol, Osman Osman'ın kaçmış gol, biz istersen biraz daha çekimsel hale getirelim. Onlar atamadıkça bu defa sinirlenmeye başladılar. Stres başladı, atamıyoruz ne oldu? Tribünde Ahmet Gökçe'yi görürsen neler yapıyordu? Opluyordu, zıplıyordu, kızıyordu, bağır çağırıyordu falan. Biz tabii biraz öyle bahsettik ya, kalite farkı çok önemli Mehmet. Yani bir takım oluştururken futbolcu transferinde kalite çok önemli yani. Evet. Yani kalifiye eleman diyoruz ya. Yani çok önemli. Şimdi bak, şimdi Kenan da, Kobilay da hep söylüyoruz. Gökhan da aynı kapasitede, aynı karakterde futbolcular. Bizim burada sıkıntımız var. Forvet zaten sıfır. Forvetimiz yok. Forvet oynuyoruz biz. Santrforz oynuyoruz. Ne Adilović. Adilović'in hazırlanmasını artık ligin sonuna kadar mı bekleyeceğiz? Yani, TFF'nin sitesine baktık mı hocam? Yani kaç tane forvetimiz var? Abdülkadir Özgen'i mi sayayım size? Zenke'yi bile forvetten sayabilirsiniz. İbrahim Yılmaz'ı mı sayalım?
Ergin abiyle uçmuşlarım. Forvet var ama hani Adanspor Adanspor maçını izliyordum. Evet. Akşam Adanspor Samsun maçı izliyordum. Onlar da bu arada yendi Adanspor. Evet. Adanspor 90'da atmış. Evet. Yaklaşıyor. Şimdi golcüler sayıyordu takımlarda. Hep 13, Diarra 13, Nobre 13, Ait 11, İskender Alın 12. Evet. Bizden bahsediyor. Bizim golcülerimiz 2 atmış, 3 atmış. Yani düşünebiliyor musun yani? Olsun, 3, düşün yani. Yani golcülerimiz yok ya. Biz santrafor oynuyoruz yani. Kanadlarımız da istediğimiz verimi veremiyor. Yani bir türlü oraya çokalıp yani dünkü müsabakada gördük. Geliyoruz ceza sahasında bitiyoruz. Bir şey yok. Abdülkadir orada direksiyon arasında ne Teo doğru yardıma gelebilir, ne içeriden dıştan içeri Zenke, Volkan doğru yardıma gelebilir. Bir iki defa geldiler bir ve karşı şut attılar. Bu artık profesyonel futbolcusunuz. Yıllarınızı vermişsiniz. Dünyanın da parasını kazanıyorsunuz. Bunu hoca size kaç defa kenara söyleyebilir? 2-3 defa. Sen artık bunu biliyorsun kardeşim. Ne o zaman görevini yapıyorsun? Evet, bu arada Volkan çok eleştiriliyor. Volkan eğer çok kötü. Buradan izliyorsa söyleyelim. Geçen yılı Mumla arıyoruz. Hatta Volkan muhabbeti geçti basın mensupları arasında arkadaşlarla. Ya dedik işte geçen yıl biz bu adama Messi diyorduk. Adam alıyordu götürüyordu. Çalım şudur budur harikalar. Ne oldu? Arkadaşım biri çıktı dedi ki abi dedi. Tekrardan aldık ya. Tekrardan alınca demek böyle oluyormuş. Tekrar alsın sezon sonra kovar gidersin. Bu kadar basit yani. Yani Kayseri yani şimdi, ama. Şimdi Urfa Spor'un formasının kıymetini bilmeyen başını duvarın duvara vururlar. Görürüz yani. Bu formanın kıymetini bilecek. Dünyanın da parasını alıyor. Evet. Bedava da oynamıyor. Erciyes'e top oynamıyordu. Oturuyordu 18 dışında tribüne oturuyordu. En azından burada TFF'nin şimdi, sitesinde yazıyor tabii, ki oynuyorsun. Tabii şu anda birinci ligde oynuyorsun kardeşim. Her gün gazeteler basında medyada da gündeme evet. Çıkıyorsun, geliyorsun. Öbür tarafta Zenki'ye bakıyorsun. Ben tribünde Nabi Bey de vardı. Nabi Kırmızı Bey'le konuşuyorduk. Ve sohbet ediyorduk. Evet. Yani adam biraz da onlar da dert hangiyorlar. Yani ellerinden gelen her türlü şeyi yapıyorlar. Biraz sohbet etti kendisiyle. Ya yapıyorlar da hocam. Ki Mars'tan sonra Mars'tan sonra da ona yani 1-0 1-1 yine de Nabi Bey ayağa kalkmış, alkışlıyordu, çağırıyordu, bağırıyordu, futbolcu destekliyordu. Böyle bir sevinç içerisinde 1-0, şu olmasa 1-1 yaptık falan gibisinden. Buna rağmen yönetim büyük iyi niyetiyle futbolcuya destek oluyorlar. Yani evet. Bir tepki yok, bir şey yok falan. Şimdi biz şampiyon oynuyoruz, playoff oynuyoruz diyoruz. Yani bırak şampiyon da playoff oynuyoruz diyoruz. Sen şimdi kardeşim Osmanlı Spor'u yenemiyorsun. Kayseri'ye yeniliyorsun. Ya Kayseri, Demirspor şimdi bunlar artık bizim rakiplerimiz var. Şimdi Alanya... Adam içeri dışarı vurmaya başladı. Allah'tan bugün Samsun mağlup oldu Adana'da. Hakikaten yani Alanya dediniz. Gerçi bunu ikinci bölümde konuşacağım evet. Bölümleri ama diğer takımları Alanya coştu gidiyor hocam. Şimdi bak Allah'tan bak bugün adam, Samsun yenildi. Samsun 4 maçta galibiyet. 1-0'ındaydı. Maçı izledim ben. 1-0'ın 2-1'e döndü maç. 90'da attı Adanaspor. Hocam hangisi yenerse yensin. Samsun da yense bize yanaşıyor. Adana da yense evet. Adana da yanaştı. Şu anda dibimizde adamlar. Yani şimdi gelen bir SMS hocam. Evet. Murat Basyan'dan. Murat abiye de buradan selamlarımızı gönderelim. O da amatör futbola katkı sunan değerli kişilerden biri. Programınızı zevkle izliyoruz. Bedi Hoca'ya da selamlar. Urfa Sporumuzun gerek sporcu bazında gerek hoca olsun sık sık değişmesi bizim Urfa Sporumuzun başarısızlığın yegane sebebi. Değil midir acaba Bedi Hocam? Doğru Murat kardeşimle katılıyorum doğru söylüyor. Biz sezon başına beri hep anlatıyorduk. Söylüyorduk ya. Yine de sınav basa basa söylüyoruz. Kadro istikrarı çok önemli. Geçen programda da söyledik. Balıkesir Spor son 2 yılda %50 kadrosunu koruyarak Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de de bu son devre arasında bazı transferler yaptı. Şimdi bu kadro istikrarımızı diyelim ki playoff'a kadar geldik. İnşallah playoff'a çıkacağız. Çıkamadığımızı kabul edelim. Olabilir. Hem teknik heyet bazında, hem futbolcu bazında, hem de yönetim bazında istikrar bazı olmak lazım. Şimdi biz Osmanlı Spor'dan bahsediyoruz. Osmanlı Spor ne diyoruz? 11'den 9'u geçen sene kalan futbolcular. Hatta 10 kişi geçen sene bakıyorsun kim var? Umar. Samsun Umar gelmiş. Tissel. Hocam geçen sene vardı. Onu da helal olsun. İyi almışlar. Çok bak Ufeda abi nerede o? Samsun şeyde karşıya kaldı. Bugün Samsun oynuyor. Ufeyadu. İşte bu tip adamı almıyoruz kardeşim biz. Yani şimdi bilmiyorum bu transfer kim yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl anlaşıyor ben bir türlü karar veremiyorum yani. Şimdi Cihat Hoca bunu istedi. Cihat Hoca bunu istedi ne oldu kardeşim? Gitti. Cihat Hoca gitti. Ya kardeşim şimdi bir, ortada bir gerçek var. Yani şimdi ben Mehmet Kürt'ü söyleyeyim.
Dünya söylüyor. Bu adam işte yan takımda takır takır top oynuyor. Biz bunu senin zaman efendim hoca kabul etmiyor. Ne demek kabul etmiyor arkadaş ya? Peki gelin getirin futbolcu ne oldu? Oturuyor kulübede. Hoca nereye gitti? Çekti gitti. Ne oldu Ufaz'ın paraları? Çöpe. Gitti. Ne oldu? Kime kötü? Bize kötü olan. Şimdi bir iki tane futbolcu da kardeşim ben yönetim olarak ben izlemişim. Benim bu futbolu anlayan insanlarım var. Futbol şube sorumluluğum var. Ne bileyim işte izleme komitem var gibisinden. Arkadaş bu futbolcu bu adam takır takır ligde top oynuyor. Ya biz cavcı dedi kardeşim İskender'in alınıyor. Ya sen işte Ufaz bu santrafor oynuyor. Yani sen İbrahim Yılmaz'ı alıyorsun. Adilovic'i alıyorsun. Sana hiçbir katkı vermiyor. İskender alın kime düşmeye oynayıp takımda takır takır 12'den gol atmış ya. Düşünebiliyor musun? Bizim 3 tane favorit yanına getir 4 gol atmamışlar. Evet. Olur mu bir arkadaş ya? Şimdi yazık günah ya. Bakın Selami Çelik ne demiş hocam? Güzel de bir mesaj atmış. Buradan sevgi ve saygılarımızı da gönderelim. İyi yayınlar Sayın Kültür. Ben Suruç Gençlik Spor'dan Selami. Kaç haftadır söylüyoruz ama kimse dikkate almıyor. Evet. Burası önemli. Bu başkana bu yönetim yakışmıyor. Bedi Hoca'ya saygılar, selamlar. Ve ekliyor. Şair der ki hayat 3 ile 4 arasındadır. Ya her gün 3,5 atarsın ya da 4-4'lük yaşarsın. Başkanın eline artık masaya vurması lazım. 4-4'lük yaşamak istiyorsan. Ya her gün doğru diyor hocam. Evet, yani 3 ile 4 muhteşem bir mesaj. Bravo, evet. Ya her gün 3,5 atarsın. Ah ne oldu ne olacak evet. Ya işte ben bunu kaldırabilir miyim işte eleştiriler ağır. Ya da rahat bir şekilde otursun. Ya da 4-4'lük atarsın. İşimi yapıyorum tıkır tıkır gidiyor dersin. Ve aslında iki taraftan da olaya yaklaşacak olursak bir kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. İki artık en güzel en anlamlı cümlede o sonu başkanın elini masaya vurması lazım. Çünkü başkan da adı gidiyor. Yarın Şanlıurfa Spor bir yere gelemese diyecekler ki Fethi Şimşek zamanında bir yere gelemedi. Doğrudur tabii doğrudur. Bugün nasıl başkanların adı anılıyor? Evet. Kemal Saraçoğlu işte... Bundan önce şampiyonluğa taşımış hocam. Eskilerden hocam. Eskilerden. Sabahattin Bey var. Sabahattin Bey var. Evet. Şimdi denilecek yani yarın Fethi Şimşek. Ya 3 yıl geldi adam şampiyon yapamadı. Evet. Kimse demeyecek yönetiminde bunlar vardı. Bunların yüzünden şampiyon olamadı demeyecek. Evet. Fethi Şimşek'in ismi gidecek. O yüzden bir yere gelmiş kariyer noktasında zirveye oturmuş bir insanın ya şimdi futbolda dibe vurması kendisine yakışmıyor. Yani... Ben geçen programda da söyledim. Selami Bey, Fethi Bey'in yeğendir. Bizim Suruç Gençliği'nin de genel kaptanıdır yani. Evet. Futbolun çok, içine gelen bir insan. Çok da güzel bir evet, çok da güzel mesajdır. Bravo, tebrik ediyorum kendisine. Bu arada da selamlar. Şimdi bir sezon başından beri hep söylüyorduk. Arkadaşlar, transfer komitesini kuruyorsunuz. Futboldan kaç kişi alıyor? Bir kişi alıyor, anlamıyor. Ne yapıyoruz biz? Mehmet'e bu işi teslim ediyoruz. Mehmet de menajerlerle tanışıyor. İşte menajerler tavsiye ediyor. Hocanın da istediği bir iki tane topçu var. Genelde menajerler takım kuruyor. Sonuç bu oluyor. Ya artık bu dünya değişti ya. Dedik kardeşim biz de ekibi kuralım. Bir futbolcuya verdiğin, normal bir futbolcuya verdiğin paranın 1/3'ünü harcamasın ya. Evet. Biz 8-10 kişi bir izleme komitesi. Şimdi ben ne demek ya? Ben orada topçu beğeneceğim. Hoca diyecek ki ben sen arkadaş. Ben senin her getireceğin topçu alacak mecburiyetim var arkadaş. Almıyorum. Benim getirdiğim futbolcuyu sen bu ligde oynayan, bütün maçlarda izleyen bir hoca olarak sen nasıl beğenmesin? Ne diye sevmesin? Ben bir şey dedik ki Yıldıray. Fethi Bey'e söyledim Bolu maçından sonra. Dedi ki hocam bizde oynar mı? Dedim ki Keçiören'de oynuyor şu anda. Ha, hocam dedi yani bizde oynar mı? Adam bilmiyor yani Banka Asya'da oynar mı yani? PTT birincilikte. Başkan oynar dedim. Bugün Osmanlıspor'da oynuyor. Yani Osmanlıspor'da oynayan Ufaz'da oynayamaz mı? Oynayamaz mı hocam rahat oynayamaz. Biz yırtındık söyledik. İlk arı söyledik. Adam çekti kendi futbolcusunu. Ve şimdi takır takır top. Dün ikinci yarı oynaya girdi. 90 doğumlu hocam. Buyurun. 90 doğumlu ve yaklaşık bir 4-5 sezondur da kiralık. Pişiyor yani. Bak ne oldu ve adam. Üstüne koydu şimdi Osmanlı. Şimdi 10 yıl oynar. Bak bir yere gitmezse Süper Lig'e. Yani hiçbir yanlışlık olmasa orayı kapattı adam. O mevkiyi kapattı. Takır takır oynuyorsun. O mevkiyi tamam belli. Orada yıldır arayıp topçum var. Parası da limiti belli. Dışarıdan gidip bu kadar para verip de transfer yapmanı anlamıyor. O kasasında para kaldı. Evet. Biz şimdi devre arası transfer yaptık. 5 kişi adam almışız. 5'i de kol bedava ve dışarıda. Hocam şimdi işin enteresan tarafı aynen dediğiniz noktada bir şeyler söyleyeceğim. İbrahim Yılmaz'ı alıyorsunuz. Serdar Eylül'ü alıyorsunuz.
Eldin Adiloviç'i alıyorsunuz. Tamam, güzel. Aldınız. Şimdi kurtarıcı olarak şampiyonla oynayan bir takımsınız. Ben spor sitelerini takip ediyorum. Evet. Hani haberin girişi çok önemlidir hocam. Evet. Haberin girişi diyor ki, sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan, sonra playoff'u kovalayan, playoff yarışında da geriye düşen. Evet. Bakın. Demek basın başta sizi şampiyonluk adayı olarak evet, görüyor. Evet, doğru. Sonra başarısızlık gelince diyor ki işte playoff. Şimdi yarın öbürsü gün Allah korusun bir iki başarısızlıkta diyeceğiz ki bu sene olmadı. Şimdi biraz önce söylediğinize geliyorum. Her şeyi hocanın transferine bırakmak, her şeyi hocanın inisiyatifine bırakmak doğru mu? Değil. Eğer ki bir squad yani gözlemci ekibiniz yoksa, bir transfer komiteniz yoksa bırakırsınız. Eliniz konunuz mahkum. Bugün İbrahim Yılmaz'ı bırakıyorsunuz. Alıyorsunuz. Ben bir şey söyleyeyim. Kurtarıcı diye. Bu adam gidecek. Serdar Eylik'i alıyorsunuz hocam. Serdar Eylik. Hocam siz teknik direktörsünüz, iyi bilirsiniz. Şimdi önünüze bir kağıt gelir. Futbolcu isimleri yazar. Evet. Siz ilk neyine bakarsınız? Kaç maç oynadığına değil mi hocam? Tabii canım. Kaç maç oynamış? İşte kaç dakika oynamış? Neler yapmış? Kaç gol atmış ya da? Şimdi biz oynamayan adamları transfer ettik. Aynen. Şampiyonla oynuyoruz aynen, diye kalkıyoruz aynen. Buradan nidalar. Adil Avuç öyle, İbrahim öyle, Serdar öyle. Belki hasta zaten sakat. Devrası 4 adam aldık, 4'ü de oynamamış. Ve şunu az oynamış. Şunu bekliyordum hocam. Osman Hoca ne zaman çıkıp diyecek ki bu transferleri ben yapmadım. Söyleyecek, kaç haftasını söyler. Bekliyordum, yok söyledi de. Söyledi mi? Söyledi hocam. Bak söylemiş. Geçen söyledi. Osmanlı maçından önce basın toplantısı düzenledi ve çıktı dedi ki bu transferleri ben yapmadım. Doğrudur. Keşke transfer döneminde gelseydim. Evet. Keşke bu takımı ben kursaydım. Evet. Al işte. Hani geçen haftaki programda ne dedik hocam? Evet. Bir hoca gelecek, ben yaptım, sonra yarıda gönderilecek. O onu gelip o futbolcuları gönderecek, bir 15 tane daha alacak. Senaryo şimdiden yazılmaya başlandı. Evet. 1,5 yılda sözleşme imzalanmıştı Osman Hoca'yla. Bu futbolcuların yarısından fazlası gidecek. Mutlaka. Yerine yenileri gelecek. Ha yönetim kalır mı Allah bilir. Yönetim kalır. Yönetim kalır. Yönetim şimdi bir söz verdi. Urfaspor'u Süper Lig'e çıkaracak diye. Evet. Bunu kongrede de bahsettiler. Şimdi gerçekten yönetim yani üstüne düşen yapıyor. Gücü nispetinde. Yani fazlasıyla destek oluyor. Bir şey yapıyor. Fakat içeri iyi gitmiyor yani. Yönetimde eksikler var yani. Hocam taraftarı dizginleyemezsiniz. Tabii canım. Önemli olan o sözü verdiğin zaman, o vaadi verdiğin zaman onu yerine getirmek zorunda kalırsınız. O yani. Yüzden diyorum hocam taraftarı dizginlemek çok zor. Bakın golün gelmesi taraftarın sayesinde tabii, oldu. Tabii. Bir ses bir keşke dedim maçın başından itibaren bu desteği verselerdi de belki o pozisyonları atlatırdık biz gol bulurduk. Takım şimdi yoğandıkça seyirci de ne yapar takımına sahip çıkar. Destek olur. O güveni vermiyor takım. Bozuk oynuyor, kötü oynuyor, ondan sonra biraz düzeliyor falan işte. Orada da taraftar biraz umutlanıyor, destekini veriyor. Gol gelince daha da destek olmaya başlıyor falan. Şimdi her geçen maçlarımız daha da zor olmaya başladı. Daha da zor geçecek yani. Şimdi herkes orada spora, dün tribüne konuşuyorlardı işte yanımdaki arkadaşlar. Herkes benim. 6-6 atıyor 5, ya. Hiç alakası yok, çok zor maç geçer. Yani şimdi genç ekibidir diye bu futbolda her türlü sürpriz sonuçlar oluyor. Mesela Gitan Tarayın 2 hafta önce kendi sahasında en azından 6-7. Sen hazırladın kendi sahasından Antep'e yenildi. Hiç kimsenin ne yapacağı belli olmaz. Ben çok rahat giderim. Ordu Spor'u yenerim. Aman böyle bir şey düşünceye girmesin Ordu Spor. Ya genç 95 doğumlar, 97 doğumlar. Hiç dinlemezler. Futbol başarıya olur. Aç insanlar. Kendini tabii gösterecek. Kendini gösterecek. Senden daha çok koşacak. Senden daha çok müzelecek. Amaç ekranda maç izlenirken işte Ordu Spor'dan Mehmet diyecek. Adam kendini gösterecek. Belki bir transfer yaparım Ordu Spor'a. Belki başka bir tam transfer yapıp hayatını kurtarmak. Onun meselesi var. Ankara Gücü'yle yapmadı mı? Aynen hocam. Tam geçen doğru, hafta Beşiktaş'a gol atan Kaan Ankara Gücü'ne gelmiş. Ne oldu? Beşiktaş'a gol attı. Eskişehir Spor'da. Adam takır takır top oynuyor işte. Kendi kendini gösterdi yani. Belki sezon sonu başka bir tam transfer yapar adam. Şimdi bizim burada eksik mesele nedir? Ben şimdi kulüpte bir yöneticiyim. Tamam paramı veriyorum sağ ol Allah razı olsun. Top da anlamıyorum. Diyorlar ki efendim ben toptan anlıyorum. Nasıl toptan anlıyorsun? Ben çok iyi bir izleyiciyim ama hiç ayağımı topa vurmamışım. Ben hiç top oynamamışım ama çok maça gitmiş iyi bir izleyiciyim. Sen sadece izlersin. Anlamazsın ki sadece izlersin işte.
Ama ben para vermişim, düdüğü ben çalayım. Ya düdüğü yanlış çalıyor arkadaş. Ya bırak sen, parayı yine sen ver. Düdüğü sağlam, doğru çalan insanı çalsın. Sen yine ön plana çık, yine basına çık, yine medyaya çık, yine her tarafta mesajını ver. Ama bu işi kovalayan Mehmet olsun. Mehmet de sana bağlı çalışsın. Ya şimdi Beşiktaş'ta futbol şubesi olması kim? Ahmet Nur Çebi. Değil mi? Squad ekibi var. Fikret Demirer yönetiminde. Golü var, bilmem kim var. Takip ediyorlar. Bir iş ne dedi? O parayı biz dedi kaç aydır takım sezon başlamaya takip ediyorduk Belçika'da. Hakikaten bak, hocam kalite. Dün Fikret Orman demeç vermişti. Sezon sonunda bir iki futbolcu transfer edeceğiz. Bak sezon sonunda. Şu anda squad ekibi takip ediyor. Ve gizli bir şey. Bak squad ekibi takip eder. Belirler ismi. Mehmet hocam der ki buyurun Mehmet hocam. Bu isimleri biz belirledik. Onlar da bir defa mahsus veya bir iki defa izlerler. Hoşlarına giderse hoca onaylar alınır. Biz de miyiz hocanın haberi olmadan, hocanın bilgisi olmadan transfer yapılsın, izleme ekibi veya squad ekibi transfer yapsın. Sonuçta okey. Teknik heyetten çıkıyor. Ya bunu dünya yapıyor. Biz dünyanın parasını çöpe atıyoruz arkadaş. Her sene ya bakın şimdi 20-25 trilyon para ya. Biraz evvel dedim ki çok güzel bir meblağ Urfa Spor'un kasasına giriyor. Ya çok güzel. Ama değerlendiremiyoruz. Yanlış kullanıcı parayı çöpe atıyoruz. Halen de söylüyoruz yani. Bak kendi insanımız kulübede bir Urfa futbolcu yok ya. Bugün 22-25 kişilik kadroda bir tane Urfa'da var. Halil Koçer mi? Kim? Bir çocuk var. O da hasbihal kadar tutmuşlar. Yani belki de iş olsun diye Urfa'da diye tutmuşlar. Altyapıya doğru ciddi bir yatırım yok. Ciddi bir bakış yok. Ne olacak bu iş? Fethi Şimşek kaç defa Fethi Şimşek bulabilirsin? Veya kaç defa böyle bir yönetim paralı yönetim bulabilirsin? Bu yönetim gitti. Kimse sahip çıkmadı, ne olacak? 15-20 trilyon, 30 trilyon borçlar kim gelecek? Kimse gelemez. Ortalıkta kalacak, kayyuma kalacak. Hasbihal kadar da bir yönetim gelecek. Diyecek ki kardeşim transfer yazsak Allah korusun. Hadi bakayım. Alttan alacak kimse yok. İşte Ordu Spor meselesi. Bugün Urfa Spor'un altyapısına sahaya sürecek adam yok. Nerede kaldı arkadaşım bu kulüpçülük? Nerede kaldı yöneticilik? Nerede kaldı idarecilik? Türbüne oturup öyle hava atmaktan, boy boz göstermekten bu iş olmaz arkadaş. Memleketine hizmet veriyorsan samimi, ciddi olarak bir şey yap. Çekip geliyorsun, dünyanın parasını veriyorsunuz. Ortada bir şey yok. Yazık günü. Ya yapın kardeşim yapın. Başarılı olamıyorsan bir eseriniz olsun. Ya bir üçlük takımı alın dedik arkadaş. Bir üçlük, bugün bitirin oraya. Üçlük takımı alırsın. Ekibi zaten amorti ediyor kendi kendine. Üçlük takımı. Her hafta idada, her hafta idaya girdiği zaman aylık nereden bakıyorsun? İşte 150, 200, 300 geliyor. 17, 17, 34 maç hesabla bir trilyon para. Seni kurtarıyor ya. Alırsın bir üçlük takımı. 19, 20, 21'deki futbolcuları göze batanlar çok çabuk şekilde geri dönecek şekilde kabiliyeti yeterli futbolcuyu oraya yatırsın. Hocanın da nezaretinde, yönetiminden gözleminde alırsın oradan iki tane futbolcu kazandığın zaman dışarıya gidip bir buçuk iki tane para vermezsin kasanda kalır. Belki 300 lira 500 lira onu bağlarsın ya. 300 milyar 500 milyar bağlarsın ya. Yok kardeşim. Dışarıdan getir kulübede yi, iç, yat, tesise, beslen. Bir hoca da gelir. Ya bu kimdir? İşte filan yedem. Ya bunu gönderim gitsin bu genç, bu bana yaramaz, bu bana uymaz. Ne olacak? O gitti paralar. Olacak da budur zaten. Göreceğiz yani şimdi. Şimdi Hamid diye bir çocuk getirmişler. Şeker Spor'dan. Nasıl gelmişse, kim getirmişse, nasıl transfer yapılmışsa bilmiyoruz. İnşallah zaten çok. Kadroda da yoktu. Daha girmez. Çok zor gir yani. Şimdi playoff oynuyorsun kardeşim. Osman Hoca da Rusya'ya girmez. Öyle genç sahaya sürsün. 2-3 hafta, kötü hafta gittiği zaman Osman Hoca'nın da koltuğu sallanır. Bir buçuk yıllık mukavaya bakamazsın. Sağdan sonra kötü bir protesto geldiği zaman, tabii geldiği zaman Osman Hoca da dayanamaz bırakıp gider yani. O her ne kadar dese de ben bu takımı kurmadım, doğrudur. Ama Urfa Spor da sen bu takımın başına getirdiği zaman düzeltmek zorundasın. Ya da biliyordum. İyi şey yapmak zorundasın. Ya da biliyordum yani. Bu takım böyle. Kesin tanıyor. Yani. Şimdi bu takım tanıyor mu? Daha 4-5 hafta önce Osman Spor'un başındaydı. Takım iyiydi. İlk yarı Urfa Spor'la oynamadı mı? Arkada oynadı. 0-0 kaldığımız maçta. Takım çok iyi tanıyor. Buraya geldiği zaman bu takımın kapasitesini ne olduğunu biliyordu. Kalitesini ne olduğunu biliyordu. Ha şimdi ne yapacak? Bütün özverisiyle, bütün yüreğiyle, kalbiyle düzgün çalışıp Urfa Spor'u iyi bir yere getirmesi lazım. Kendi açısından iyi olur. Kariyer açısından iyi olur. Yoksa Osman Hoca'da düşüş var. Yani. Ankara Spor'un ayrısından dolayı düşüş var. Sağda soldaki davranışları,
gerek hakem bazında, gözlemci bazında, federasyon bazında durumu da gidecek yani. Agresifliğinden dolayı gerek medyada gerek basında kötü şekilde eleştiriliyor Osman Hoca. Ne yapacak? Urfaspor playoff'a getirmesi lazım. Getirdiği zaman tekrar bir güven tazelemiş olacak yani. Maç sonu yapmış olduğu basın açıklamasında dedi, birkaç hafta sonra inşallah bu takım sahaya çıktığında herkes ya da diğer takımlar bekliyoruz. Korkacak. Bekliyoruz inşallah. Bekliyoruz. Yani. Hani hiçbir şey olmadı mı desek çok doğru olmaz. Şimdi, en azından takımda bir hareket geldi. Şimdi, o daha, gerçek... böyle, daha böyle saldıran bir takım var ama hani biz ikinci yarıdaki Osmanlı maçın ikinci yarısındaki takım bekliyoruz. İlk yarıdaki gibi oldukça. Şimdi biz bak mesela gerçekten doğru söylüyor. Biz yani 3 haftadır 4 haftadır hoca gelmiş. Ha gerçekten bir takımda bir canlılık var, bir istek var, bir hırs var, bir yani bir yardımlaşma var. Bir şey yapmak istiyorlar. Tabii bu takımı çok çabuk şekilde ön plana çıkmadı. Kolay değil. 5-6 hafta içerisinde belki kendisini yarın sistem değişikliği yapacak. Bazı oyuncular da memnun değil. Oyuncular değişecek. Mesela bak geçen hafta üstüne oynadı. Veli'nin cezası bitti. Veli direkt Veli attı. Demek ki Veli'ye daha çok güveniyor. Daha çok inanıyor. Hüseyin'in kulübe oturdu. Belki yarın takım içerisinde bazı değişikliği yapacak. Belki forvet, belki orta sahada daha değişiklikler yapacak yani. Belki yarın kulübede oturanları sahaya sürecek. Memnun olmadığını kulübe çekecek. Bu, böyle devam edecek yani. Şimdi memnun olmadığı zaman randımandan, bugün Volkan'dan memnun olmadı mı oturtacak. Öyle. Zenke'de memnun olmadı, Abdülkadir'de memnun olmadı mı oturtacak. Bir defa Adinovic'de belki ısrar edecek. Belki İbrahim'den, belki çift santrafa dönecek. Teyi oturur, belki dört Türkiye'ye döner yani. Ne bileyim işte, bu da bir yana içerisine gidecek tabii yani. Hocam, ya böyle yani. Kalmayacaksa, elinden diyelim 20 tane, 22 tane futbolcu var. Onlara yavaş yavaş şans vererek bakacak hangisi sistemle uyacak, hangisi oyun düzenine uyacak. Ondan sonra belli bir şablonun ortaya çıkacaktı yani. Hocam gelen SMS'lere bakalım. Her türlü mesajı okuyoruz sevgili izleyenler. Onu belirtelim. Mesaj okumama gibi bir durum söz konusu değil. Altını çizerek söyleyelim. Ali Altun demiş ki abim bir defa bizim başkanlık isteğimize niyet yanlış. Urfa Spor'u milletvekilliği yolu olarak görüyorlar. Urfa Spor'u biz yükselteceğiz demiş. Biraz önce dedik ya. Başkanın böyle bir şey yok. Ya. Başkanın böyle bir düşüncesi yok. Yani siyaset gibi ama doğru söylüyor. Bazı insanların Urfa Spor'u bunu hep biz yıllardan beri bunun mücadelesini veriyorum. Yıllardan beri söylüyorum. Urfa Spor hep basamak olarak kullanıldı. Hep araç olarak kullanıldı. Evet. Yani doğru söylüyor. Biz bunu tabii biliyoruz. Biz yıllardan beri bu iş için olduğumuz için kimler geldi, kimler gitti. Biz birinci programdan beri ben sana söylüyordum. Bakalım kimler aday olacak bu yönetimden. Ki belediye başına aday çıktı, milletvekili aday çıktı. Ya bunlar normal artık. Biz, siyaset, sporun bir parçası haline geldi. Geldi evet hocam. Şimdi siyasette belli bir yere gelebilmek için önce sporda kendi kendine bir gösterip tanıtmak lazım. Reklamını orada yapmak lazım. Ondan sonra da zaten siyasette diyorsun ki ya bu adam kim ya? Ya işte bu adam Urfa Spor'da ikinci başkandı ya. Veya genel kaptandı. Yöneticiydi. Şimdi uzun yıllardır hizmet etti falan. Doğru hak etmiş ama bundan sonra milletvekili hak etmiş diyorsun. Buyur yolunuz açık olsun. Abdülsamet Çetintaş, hocam defansımızı nasıl görüyorsunuz, değerlendirebilir misiniz, Veli'yi nasıl buluyorsunuz demiş. Vallahi şimdi bak Veli, belki birçok futbolcu, birçok futbol sever beğenmiyordur. Derler, bazen söylüyorlar hocam sahada bomba gibi, elde her an patlayabilir. Hırslı, istekli, arzulu. Yani bir defa ben şuna inanıyorum, Veli'nin beğendiğim en çok yönlerinden biri, bütün iyi niyetini sahaya koyuyor. Yanlış yapmıyor mu? Ya hata da yapıyor, yanlış da yapıyor. Ama yüreğin ortada, tekmeye kafa uzat. Ben böyle top seviyorum arkadaşım. Canıyla, bedenle oynayan futbolcuya benim canım feda olsun. Aslan gibi. Eksik yok mu? Eksik çok. Hata yapmıyor mu? Yapıyor, herkes yapıyor. Ama yüreğiyle, bak Göksu da öyle. Onur da öyle. Evet. Hakan biraz daha sert olsa, ki top kullanması, orta yapması, oyuna katılması, bindirmeleri, bayağı hoşuma gitmeye başladı. Özellikle son kaç haftadır konuşuyoruz, Hakan'a bahsediyoruz. Ama ilk yarı memnun değildik. Evet. Bak ama ikinci yarıdan beri hep Hakan oynuyor ve her maç üstüne koymaya başladı. Dün mesela bayağı güzel iş yaptı ya. Hoşuma gidiyor. Hem ilk yarı hem ikinci yarı çıktı. Ki daha önceki futbolculardan biriydi zaten. Daha önceki maçlarda 90 dakikada belki bir defa iki defa çıkıyordu. Dün belki 10 defa çıktı. Hem sağ ilk yarı hem ikinci yarı. Demek ki hoşuma özgüveni kazanmış, kuvvetlenmiş. Topa da vuruyor, şut atıyor. O, yani gol atacağım güveni de var. Bravo. İnşallah daha da iyi olacak yani. Genç de bir arkadaşımız. Yani bizim arzumuz Urfa Spor'a katkısını versin. Gitsin Süper Lig'de de oynasın. Biz de gurur duyarız. Deriz ki Urfa Spor'dan gitti.
Süper Lig'de oynuyor. İnşallah bizi Süper Lig'e çıkarlar. İnşallah. Urfa Spor forması altında Süper Lig'de hizmet ederler yani. Hocam yorumlara bakıyoruz. Urfa Spor'umuzun başına gelen gerek yönetim gerek hocalar olsun. Ne zaman gençlerimizi kazanmaya çalışacaklar? Urfa Spor'umuz gerek yönetim ve hocaları her zaman kısa mesafeli başarı peşindeler. Ne zaman 63 numaralı formayı Urfa Spor'umuzun öz evladını ne zaman yeşil sahalarda göreceğiz? Urfa'mızın gençlerine yazık. Bunu herkes böyle bilsin. Kendi malını öğretmeyen ya da üretmeyen bir fabrika her zaman top atmaya mahkumdur demiş ve saygılar demiş. Şimdi doğru söylüyor. Biz bunu hep bahsediyoruz. Altyapı kendi insanlarımız, kendi çocuklarımız diye. Şimdi kulüp politikası diyoruz ya Mehmet. Evet. Çok önemli. Şimdi yönetim işte daha önce de bahsettik. Yani böyle sık sık bahsetmenin de bir anlamı yok. Hani kongrede diyorlar işte arkadaşlar biz altyapıya çok önem vereceğiz. Maruf Bey geçen bir televizyon programında da bahsetmiş. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Ne önem vermişler? Merak ediyorum. Ne önem vermişler? Ne yapmışlar yani? Hangi zaman, hangi gün gitmiş bir altyapı maçı izlemişler? Hangi gün gidip bir altyapı antrenmanı izlemişler? Bir defa altyapıya verilen değer o soyunma odasıyla belli oluyor zaten. Bak altyapıya verilen değer, kıymet Urfa, şu anda altyapıya verilmiş olan soyunma odasıyla o tesise meydan çıkıyor yani. Evet. Şimdi öbür tarafta güzel bir tesis. Evet. Altyapı da atık durumda git. Yaz. Orada bir türbinin yanında bir soyunma odası yapmışlar. Çamaşır makinesi iç içe. Futbolcu orada soyunuyor. Hoca orada soyunuyor. Şöyle bir odada hem çamaşır makinesi çamaşır yıkanıyor. Hem futbolcu burada soyunuyor hem hoca orada soyunuyor. Ne olacak? Böyle mi altyapı da gelebiliriz? Ya yık orayı. Güzel bir boydan boya arsa da var. Tesis yap, şey yap, soyunma odası yap. Üst katı da yap. Hocaların odası yap. Bilgisayarın, internetin hepsini yerleştir. Futbolcular gelsin. Rahat bir şekilde camdan 2-3 oda yap. Oraya 2-3 tane ranza at. İtmanla sonra dinlensin. Çeksin gitsin. Kahvaltı doğrusu veremiyorsun. Yemek veremiyorsun. Biz altyapı... Ne altyapısı ya? Bu altyapı geldi metinim arkadaşlar. Allah'ınıza bu altyapıdan bahsediyor. Hocam vallahi. İbrahim Ali Şimşek. Mehmet Bey sizce bugün neden şut çekebilme yeteneğine sahip futbolcumuz yok demiş. Yani her taraftan aslında ya transfere değiyor. Yani şimdi bu arkadaşlar bravo. Vallahi çok güzel konulara temas ediyorlar. Şimdi bir şut çalışması yaptırırsın. Evet. Belki bir saat, bir saat şut çalışması yaptırırsın. Bir de futbolcunun içinden gelecek yani. O güveni bulacak. Bazı futbolcular işte ben topa iyi vuramazsam, top iyi gitmezse acaba tepki gelir mi, protesto gelir mi gibisine. Abi denecek. Futbolcu bir de bir vurursun bir bakarsın adam sırtına çarpar gider gol olur. Kontrpiyede evet. Kalacak. İşte burada futbolcunun yeteneğinden kalmış. Kapasitesi o güveni bulursa. Ama iyi bir tespit hocam. Doğru. Biz çok fazla şut atmıyoruz. Ha. İşte dün Teo sonuna doğru güzel bir şut attı. Üstten dışarı gitti. Kubilay bir tane vurdu. Kenan vurdu. Yani tabii zaman içerisinde pozisyon gereği. O anda kendini hazır bulduğun zaman ben topa vuracağım işte golü atmayı düşünüyorum dediğin zaman evet. Atarsın tabii şut atarsın. Tabii bu da daha çok şut çalışmasına bağlı. Mehmet o tekrar metoduna giriyor. Bir buçuk saat. Oysa biz her gün haber yapıyoruz. Urfa Spor 1,5 saat işte bunu çalıştı, şunu çalıştı, çalışmıyorlar. Ya işte tabii şimdi hocanın antrenman prensipleri içerisinde şut var, ne bileyim işte kuvvet var. O tabii onu girmeyelim de. Mesela bir antrenmanda da şuta dönük, gola dönük, kanat varyasyonlara dönük çalışma yapıldığı zaman futbolcu meleke kazanıyor. Evet. Ayaklar sık sık vurunca o tekrar metodunda bir şut pozisyonunda çalışmasını biliyor musun? Bir futbolcunun en az 200-250 tane top vurması lazım. Bir şut antrenmanında bir futbolcunun en az 200-250 adet, 300 adet top vurması lazım. Düşünebiliyor musun? Öyle de olur mu? Ronaldo olur hocam. Ya işte ama Avrupa'da aramızdaki fark o işte. Ronaldo olur. Avrupa'daki aramızdaki fark o işte. Fizik, güç, kuvvet açısından baktığın zaman. İşte ne oldu Beşiktaş? Dün rezil oldu. Dün ben kabul etmiyor arkadaş. Bugün 3 milyon euro olarak, 2 milyon euro ne bileyim işte 1,5 milyon euro futbolcu efendim ben yorulmuşum, perşembe günü maç oynamışım. Ben bunları kabul etmiyorum arkadaşım. Dün ne oldu? Liverpool çıktı. Ligin ikincisine yenildi City'yi. Adamı şampiyon etti. O da perşembe günü oynadı bizden. Ne oldu? Bir de eline güzel bir kadro var. Bilici efendi ne yaptı? Yorgun takım çıkarttı. O zaman bir rotasyona gireydi. O Gökhan Töre nedir ya? Gökhan dün yaptığı lakayt hareketler penaltı yaptı. Ben Beşiktaş'ım içim yanıyor.
Ya işte elin adamını getiriyoruz. Şunu bu 500 bin dolara, 300 bin dolara Rusya'da çalışıyordu. Bilic gelmiş kim çıkmıyordu, çalışıyor işte. Aradaki fark bu işte Türkiye'de. Ne de Bilic şimdi şu anda... Futbolumuzun genelinde o zaman bir sıkıntı var hocam. Bize yöneticilerin yanlışı çok çok. Şimdi Mustafa Denizli gibi adamı istemediler. Mustafa Denizli bazı şeyler, geçen sene Mustafa Denizli'ye terkif ettiler. Her konuda da anlaşmışlardı. Birinci sene. Efendim korajma isteme. Onu isteme, onu isteme. Adam kalk gidiyor ya da biz işin zekanıza bak. Ne oldu? Kukla Samet Hoca geldi. Kukla. Resmen kukla. Ne oldu? Gidişinde çok basit oldu. Kovdular. Neşatlar da geldi. E gönüllü hatırla gelirsen gidişinde çok basit olur. Evet. 20 sene yakın Beşiktaş'a hizmet etmiş bir adam. O kapıdan içeri girmesi için Yıldırım Demirören dahi demişti ben varken bu kapıdan içeri giremez. Dünyayı alemi araya soktu Beşiktaş'a bir şekilde geldi. Beşiktaş'a çaresi kaldı dedik en güzeli Samet Hoca'ya bu işi yaptırırız. Mehmet'i kov, Vedi'yi kov, onu kov. Kovdurdular. Sezon sonra gitti arkadaşım. Kim kötü? Samet Hoca kötü. Ben seni tanımadan, çalışmadan, bilmeden diyorum ki ben Mehmet'i istemiyorum. Mehmet terbiyesi affedersin. Korejmayız. Adam bir tam kampında, Dünya Kupası'nda. Onda, adam kovuyorsun. Hep çalış bakalım adam ne, ne oldu? Halen hep başkan geçen diyor ki Korejme konusunda biz hata yaptık. Geçmiş olsun. İşte profesyonelliği görüştü. Hocam şu soruyu da, daha doğrusu bu mesajı da hemen okuyalım. Sonrasında bir reklama gidelim isterseniz. Evet. Yahro, rumuzlu bir sevgili izleyenimiz demiş ki Volkan Okman'a sizce fazla şans verilmedi mi? Fazla verildi tabii. Doğru. Doğru. Şimdi ben bak söylüyorum. Bence dün de hoca maçtan aldı ya, oyundan evet. Aldı. Volkan için tehlike çanları kulübe göründü yani bence. Volkan göründü. Evet, Yusuf. Yusuf girdi, güzel işler de yapmaya başladı Yusuf. Yusuf ama tam hazır değildi fizik güç olarak. O sakatlıktan, ameliyattan çıkmış. Evet, dün iki pozisyonda mesela omuz da ağır kaldı biraz. Güçsüz yani belli yani. O gücü, kuvveti bulursa Yusuf Ufas Boş'un vazgeçilmez bir elemanı biz her söylüyoruz yani. Her zaman da diyoruz orta sahada sol işte hoca da orta üçüde Yusuf'u işte Kubilay'la Kenan'la beraber bence Yusuf'la faydalanır. Yani en azından ortaya. Ki sezon başından beri de Yusuf takımda iyi şey yaptı. Hızlı bir eleman lazım. Yani sol ortaya. Yani sol dursa da sol açıda da etkili oluyor. Tabii evet. Oynuyor zaten çocuk. İyi top kesiyor, topa vuruyor, gol atıyor, gol atma özelliği var. İyi top kesiyor, Allah var yani şimdi. Teo usta adam işte. Hani bir laf var, ölüsü bile para eder. Tabii canım yani şimdi. Ama Volkan sezon başından beri o da artık herhalde diyor ki bu sezonu bitirelim. Ne usta bunlar ben tutmaz. Gidebildim kal gideyim. Nasıl kiralığım. Ne zaman beni gönderse göndersinler. Paramı da almışım. Evet. Çeker giderim. Ne olacak? Kira. İşte kiralık topçu böyle tehlikelidir. Bir yaptırım da uygulamaz. Adam öyle çantasına gider. Evet hocam. Kısa bir ara verelim. Evet. Efendim biraz soluklanalım. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından burada olacağız. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlarınız var. Teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Elimizden geldiği kadar okumaya çalışıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şanlıurfa Spor'un Osmanlı Spor'la 1-1 kaldığı maçın analizini şu anda izliyorsunuz. Birçok önemli konuya değindik hocam. Ki bu hafta sonu oynanacak maç var Ordu'ya. Ona değineceğiz ama önce şu SMS'leri, gelen mesajları bir okuyalım. Ahmet Çetintaş mesaj göndermiş. Selamünaleyküm demiş hocam. Aleykümselam. Urfa'yı ve Urfa taraftarını nasıl buluyorsunuz? Bir de İstanbul'da okuyan kuzenim Samet'e selam gönderebilir misiniz? Selamlar Samet. Ahmet sana da selam gönderelim. Evet, Urfa'yı ve Urfa taraftarını nasıl buluyorsunuz hocam? Vallahi dün akşam gerçekten taraftarımız çok çok iyiydi. Zaten bunu hep söylüyoruz. Takım biraz top oynasa, biraz böyle iyi durumlara gelse taraftar her deplasmana da gider. Evet. Türkiye'nin en uca köşesine kadar gider, takımı destekler. Özellikle bu pasolikten dolayı biliyorsunuz birçok kulüpler muzdarip bu olaydan dolayı. Ama geçen haftaya nazaran, karşıya maçına nazaran dün akşam taraftar daha fazlaydı, daha kalabalıktı. Tabii temennimiz
önümüzdeki haftalarda daha çok taraftarın birikmesi, çoğalması. Önemli olan, geçen de bahsettik, yani ceza almadan, rakip takıma hakarete bulunmadan, hakeme, federasyona, gözlemciye, hakarete varan olaylara girmeden takımımızı desteklesek, bir taraftarlık görevimiz takımımıza faydalı olacak şekilde. Evet. İşe yapmamız lazım. Yani takımımıza zarar getirecek olaylara girdiğimiz zaman taraftarlığımız bir anlamı kalmaz. Dün mesela gerçekten takımı teşvik ettiler. Havaya soktular. Ufaspor gole kadar bocalıyordu. Ondan sonra golü buldu. Daha da çok takımı desteklemeye başladılar. Takımın, taraftarın baskısı, desteği Ufaspor'a daha da güven kazandırdı. Birkaç pozisyon da buldular. Baskı kurmaya başladık. Taraftar bir yere derler ki hani veli nimettir. Futbolcu taraftarın, taraftar da futbolcunun kıymetini bilmesi gerekir. Hiçbir zaman şimdi böyle kırıcı, darılgın yapılacak bir hareketten dolayı ne futbolcu taraftarı kıracak ne de taraftar futbolcuya kırgın şekli herhangi bir harekete bulunacak. Yani erkek tırnak derler ya, birbirinden ayrılmayan iki parça gibi. Gerçekten birbirini destekleyen iki unsur. Bugün büyük takımları izliyorsa, bugün gerçekten Liverpool maçında Beşiktaş'ın taraftarının göstermiş olduğu o muhteşem son, 70 bin kişilik son yılların evet, Avrupa basında, İngiltere basında günlerce manşetlerde yer almış. Ki maç ısırmasına çıkarken daha önce sahayı gezmeye çıkan Liverpool futbolcuları o muhteşem taraftarın tezahüratın hareketlerini görünce telefonlarına video ile kaydetmişler yani. Bizim taraftarımız da sağ olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi yani böyle takımıza, kulübümüze zarar verecek şekilde bulunmasınlar. 90 dakika desteklesinler. Futboldur, mutlaka 3 sonuçtan birini alacağız. İşte geçen hafta uzatmalarda gol attık. Ondan 2 hafta önce uzatmalarda gol yedik. Dün 1-0 yenildik. Onların baskısı, desteği, coşkusu takıma da yansıdı. Haliler ne oldu? Olumlu yönde takıma etkisi oldu. Takım bir puan aldı. Mesela 3 puanı da kaybedebilirdik. Ama her şeye rağmen bir puan kazanmış olduk. Hem futbolcularımızı tebrik ederiz, hem hocamızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Baskı altında tutmayı yavaş yavaş öğreniyor aslında. Tabii. Yani tabii şimdi mesela baskı olumlu yönde tutacağız. Birkaç pozisyonda hani pozisyona yönelik ses çıkarma, evet, hakeme hani küfürlü şu bu değil de evet, hani bazen uuu diye demeniz evet, bile etki tabii altında bırakır. Hakem ya da diğer futbolcular Allah Allah ne oluyor gibisinden derler hocam ki bunun da en güzel örneklerinden birini gördük aslında. Ya işte şimdi bir diyelim ki hakemin ya kararına ceza yemekle olmuyor hocam. Tabii tabii. Bakın ondan önceki hafta kendi sahamızda galip geldi ama taraftarın olmadığı bir maç oldu. Şimdi bir enteresan tarafı küfür etmeyen adam da yani tabii canım etkilendi doğru bu durumdan ya da olay çıkarmayan adam bile etkilendi. O türbünü kapattılar yani küfür etmeyen insanlar da oradan istifade edemediler. Evet. Şimdi hakemin bir kararına itiraz etmek var iki türlü. Bir böyle bir şey yaparsın, bir de böyle yaparsın. Hayır. Beğenmiyorum. Doğru değil dersin. Bir de hakeme şöyle git falan gibi el kol hareketinden onlar da hoş hareketler. İtiraz şekli var. Biraz daha yumuşak şekilde itiraz edildiği zaman hakem de onu görmüyor, duymuyor falan. Ama el kol ters hareket yaptığın zaman bir kar daha gösterir, sen atıyor. Ya. Sahanın mutlak hakimi hakemdir. Otorite olduğunu göstermek için evet, hocam. Dünkü hakem de vallahi güzel maçıydı. Fena maç idare etmedi. Yani ufak tefek şey oldu. Bir de Süper Lig hakemi. Daha önce bizim Demirspor maçını idare etmiş. Evet. Yani o ondan yana biraz müzdarip. Ya futboldur yani şimdi. Bir şey de vardı. Evet yani taraftar sahiplenecek ama iyi yönde takımı destekleyecek. Evet. Hocam, Jaro yine bize mesaj göndermiş sağ olsun. Bu insanımızın pasolik almamasının sebebi bence tamamen verdikleri o 15 lira demiş. Abi 5 dakika sürmeden stada girdim demiş yeminle. Şimdi 15 lira falan meselesi değil. Bugün 15 lirayı düşünen insan deplasmanlara gitmez. Mesele ne? İşte fişleniyoruz. İşte efendim pasolik aldığımız zaman çok çabuk şekilde herhangi bir olayda yakalanıyoruz. Kamera kaydıyla falan. Bunun bir cezası var. İstatistikten uzaklaştırma var. Akabinde hapis var falan gibisine. Bu olaylara maruz kalmamak için
protesto, tepki gösteriyorlar. Ama bu kanunlaşmış artık. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ilgi alaka görüyor. Futbol Federasyonu da bakanlık açıklamalar yaptı. Bu işten vazgeçmeyecekler yani. Eninde sonunda taraftar gerçekten takımını seviyorsa, destekliyorsa bu tip olaylardan uzak kalacak. Pasolik kartı bugün Urfa Spor'a 7,5 milyon bir gelir olacak. Kötü mü yani? Alır. Urfa Spor'un kasasına 7,5 milyon girir. Cüzi bir rakamdır. Ama binlerce insan aldığı zaman Urfa Spor'a belki de bir güzel bir meblağ kasaya girmiş olur yani. Evet. Biz geçen hafta da bahsettik. Mesela dışarıda yaşayan insanlarımız var. Hemşehrilerimiz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Adana'da mesela büyük şehirlerde. O insanlara ben İstanbul'a gittiğimde de geçen bahsettik yani 6-7 Ocak tarihlerinde İstanbul'daki seminerde. Mesela Şirinevler'deki bir kahvede oturduk. Belki şu anda bizi de izliyorlardı hemşehrilerimiz. Buradan da selam söyleyelim. Oradaki insanlarla, eski futbolcularla, futbolcu abilerimizle de konuştuk. Onların da böyle böyle bir girişimde bulmaları çok hoşlarına gidiyor. Ben dedim ki böyle bir pasolik alırsanız İstanbul'da yaşıyorsunuz. Mesela pasolik aldım Urfa Spor adına ama Galatasaray maçına gidiyor, Fener maçına gidiyor. Gidebiliyorlar. Öyle gidebiliyorlar. Ama o kartın limiti nereye gidiyor? Urfa Spor kasasına giriyor. Bu Urfa Spor açısından da binlerce insan var. Urfa Spor kasasına gerçekten iyi bir para girmiş olur yani. Evet. Hocam son olarak bu hafta sonu oynanacak maçları da değerlendirelim. Sonrasında her zaman olduğu gibi en son bölümü amatör futbola ayırıyoruz. Bölgesel evet. Amatör ligi olsun. Bir de amatör liglerimizde de şampiyonlar belli oldu. Onlar hakkında da biraz konuşalım isterseniz. Bu hafta Ordu ile oynayacağız biz. Deplasmandayız. Ligde önemli karşılaşmalar var hocam. Evet. Şöyle baktığımız zaman üste de yakınız, ortaya da yakınız. Evet. Sebebine gelince alttan gelenler bizi yakaladı. Evet. Bizim bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. Çünkü her puan kaybı bizi aşağı iter. Evet. Aşağıdakilerin de bizim üstümüze çıkmamasına neden olur. Evet. Ne olur hocam bu hafta? Neler söyleyeceksiniz Ordu maçı için? Şimdi bizim ne olursa olsun biz bir defa şunu düşünelim. Uzun vadede düşünmeyelim yani lig maçlarını. Evet. Biz maç maç, hafta hafta maçımıza bakalım. Biz bu hafta Ordu Spor'u yani mutlaka yenmemiz lazım. Biz Ordu Spor maçından iki hafta sonraki maçı düşünürsek olmaz. Biz bu hafta maç maç, bu hafta Ordu Spor mu geldi? Urfa Ordu Spor maçını geçeceğiz. Arkasından Antep mi geliyor? Antep maçını geçeceğiz. Evet. Ya efendim 3-4 hafta sonra bile yaparız. Uzun vadede düşünmenin bir anlamı yok. Futbolda şu anda önemli olan kendi oynayacağın haftanın maçı. Ordu Spor genç bir ekip. Biz her türlü şartlarda yeneriz. İşte efendim geçen hafta Elazığ 6 attı. Rakibi küçümseme yok. Rakibin bir küçük olmaz, rakibe saygı olur. Çıkarsın aslanlar gibi, yenersin. Güle oyuna çeker, evine gelirsin. Antep maçına o morelle hazırlanırsın. Mesela geçen hafta son saniyelerde olsa bir galibiyet golü geldi. Hepimiz sevindik. Bu o morelle Osmanlı maçına hazırlandık. Geçen hafta Allah korusun yenilseydik beraber kalsak belki o moralle Osmanlı maçına daha kötü bir havayla hazırlanmış olurduk. Ama o enerjiyle biz bu maça hazırlanmış olduk. Şimdi bu hafta 1-0'ın gerisinden geldik. Belki ilk yarı çok kötü pozisyonlar verdik. Açık farklı bir mağlubiyet alabilirdik. Ama sonuçta ikinci yarı biraz düzeldik. Altından kalkabildik. O mücadele, o hırs, o istek, o arzu bizi biraz daha umutlandırıyor. Zaman zaman kötü oynamamıza rağmen mesela kolluk pozisyonlarımız fazla zengin olmamasına rağmen ama ilerleyen haftalarda Osman Hoca'nın da saha içerisindeki hırsı, arzusu kendisinin karakterini futbolculara yansıtabilirse ki yavaş yavaş yansıtacağını tahmin ediyorum. Evet. İlerleyen haftalarda Urfa Spor kendisinin de açıklaması olmuş. Biraz evvel senin bahsettiğin gibi Osman Hoca'nın hırsı, arzusu inşallah takıma güzel bir şekilde, olumlu bir şekilde lanse olur. Evet. Sirayet eder. Urfa Spor'da inşallah en kötü ihtimalle biz playoff'a kalırız. Yani. İnşallah. Hocam Urfa Spor'a biraz ara verelim. Daha doğrusu tamamlayalım. Evet. Biraz da amatör futbol diyelim. Amatör liglerde şampiyonlar belli oldu sevgili izleyenlerimiz. Birinci amatör kümede Ceylan Pınar lider tamamladı. İkinci ise Güven Spor. Her ikisi de şampiyon oldular. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de, süper evet. Amatörde mücadele edecekler. B grubunda ise DSI
ligi zirvede tamamladı. DSE Spor 11 Nisan Spor'sa ikinci sırada tamamladı. Bu iki takımımız önümüzdeki yıl yine süper amatörde mücadele edecekler hocam. Düşenler Yıldırım Gücü ve Ceylan Pınar Demir oldu her iki grupta da. Onlar da artık çalışıp bir sonraki sene yine diğer gruba yükselmeye çalışacaklar. Tebrik edelim, başarılar dileyelim önümüzdeki yıl için kendilerine. Önemli bir başarı, şampiyon olmak en azından hangi grup olursa olsun şampiyonluk apoletini takmak güzel bir durum. Yani şimdi bu ikinci kümeden, birinci kümeden süper birinci kümeye çıkmaları gerçekten güzel bir olay. Hem Ceylan Pınar Belediyespor'un hem Güven Spor'un, DSE ve 11 insanın da şampiyon olmaları. Zaten DSE biliyorsun köklü bir kulüp. Evet. Ceylan Pınar Belediyespor'da Ahmet diye bir arkadaşımız var. Ahmet. Gerçekten Ahmet işini seven, genç yeteneği bir arkadaşımız. Ben ondan çok umutluyum. Buradan da tebrik ediyorum. Ahmet'i öpüyorum ben. Hidayet Bey olsun, işte Adem Bey olsun. Gerçekten belediye başkanı da destekliyor. İnşallah Süper Lig'de güzel bir takım yaparlar. Böyle kafayı oynayacak bir ekibi yaparlar. Hem Süper Lig'e bir renk katmış olurlar. DSE zaten köklü bir kulübümüz. Yıllarca Süper Lig'de oynadılar, şampiyon oldular, dışarıda bizi temsil ettiler. İmam Hoca'yı da ben tebrik ediyorum. 11 insan olsun, işte Güven Spor olsun, başta hocalarını, yöneticilerini, futbolcularını tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon Süper Lig'de onları da zevkle izleriz. Hocam geçtiğimiz hafta bölgesel amatör ligde maçınız ertelendi. Evet. Çarşamba günü Kilis'te liderle önemli bir maça çıkacaksınız. Bu arada teşekkür ederiz hocam. Suruç'tan kalkıp geldiniz ki sabahleyin de Kilis'e yolculuk var. Program bitiminde de tekrardan Suruç yolu görünüyor hocam size ki takım sizi de bekliyor. Gelen mesajlara bakılırsa çarşamba günü oynanacak Kilis maçı için Bedi hocamın düşüncesi nedir demiş. Zorlu bir mücadele ama Suruç'un da sizin gelmenizle birlikte nasıl bir kimliğe büründüğünü de sevgili izleyenlerimiz biliyor. Daha böyle hırslı bir takım oluştu. Kolay kolay yenilmeyen, yenmeyi amaçlayan bir takım var şu anda Suruç'ta. Ne bekliyor hocam Suruç'ta bizi? Vallahi, nasıl, Suruç'un durumu nasıl? Şu anda takımımız kampta. Bugün de idmanımızı yaptık, geldik dediğim gibi program için geldim. Döneceğiz tabii Suruç'a. Şimdi ben takıma güveniyorum. İyi de çalıştık, iyi de hazırlandık. Yani Kilis Spor'un lider olması bizi pek ilgilendirmiyor. Dersim Spor'un lider olması, Kilis Spor'la çekişmesi bizi pek bağlamıyor. Biz 5 haftadır 3 galibiyet, 2 beraberlik aldık. 6. maçımıza çıkacağız. Biz tabii orada puan almaya gidiyoruz. Öncelikle düşüncemiz bir puan. Olursa da 3 puan alacağız kısmet olursa. Bu defans yapacağız, kendi sahamıza gömüleceğiz, yaslanacağız anlamında değil. Biz gayet cesur, puan arayan, rakip üstüne giden ama şuurlu bilinçli bir şekilde rakip üstüne giden. Yani Kilis bizden çok iyi bir takım değil. Zaten ilk yarıda da Suruç'taki maçta 3-0'dan 4-3 yapmışlar. Bizim takım ikinci yarı gerçekten mükemmel bir futbol oynamış. Maç 5 dakika falan da olmuş olsaydı belki diyorlar hocam 4-4, 5-4 de yapabilirdik. Biz her şeye rağmen ben futbolcu kardeşime güveniyorum. Özellikle bence kendime güveniyorum. Takımım bir takımım. Gerçekten iyi futbolcularımız da var. İyi bir hava da bulduk. Takımımız yavaş yavaş da oturmaya başladı. Belli bir oyun düzenimiz, şeklimizle meydana çıkmaya başladı. Yani inşallah en kötü ihtimal bir puanla döneceğimize inanıyorum ben Kilis'ten. Yarın sabah inşallah saat yani 11 gibi kahvaltımızı yapıp yola çıkacağız. Ben burada da başta Sait Bey'e, başkanımıza, Mustafa Yüksel Bey'e, ikinci başkanımıza, yöneticimize teşekkür ediyorum. Bir saatlik yol olmasına rağmen bizi bir gün öncesinde Kilis'e gönderiyorlar. Maça ne kadar önem verdiklerini, takımıza ne kadar değer kıymet verdiklerinin de bir anlamıdır. Ben de burada ekranlarınızda huzurlarınızda hem Mustafa Bey hem Sait Bey'e yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Selami Bey de bizim genel kaptanımız biliyorsun. Evet hocam. Yani hem Selami Bey olsun, Müslüm Bey olsun, Feridun Bey olsun, biraz önce Alaaddin Bey. Aslında mesela, bu arada yönetimi sayıyoruz hocam. Yani tabii, sizin yönetim nasıl peki hocam? Bizim yönetimimiz 10 numara. Gerçekten Mustafa Bey söylüyor. Bu da önemli hocam. Sizin yönetim nasıl? Önümüzdeki yılın hedefleri şimdi, ya da gerçi bu yıl çok önemli ama hani bir yıl önceden de şimdi öncelikle biz plan proje çizmek öncelikle biz ligde kalmayı düşünüyoruz. Evet. Yani plan programımız tabii ona kısmet olursa kalırsak anlaşabilirsek tabii inşallah önümüzdeki sene planımız programımız ona göre yapacağız. Bir defa yönetimiz 10 numara. Bak gerçekten samimi söylüyorum. Yani Sait Bey
başkanımız ikinci Mustafa Bey daha çok Mustafa Bey ya. Sahil Bey işler yoğun, çok yoğun. Mesela maçta maça gelebiliyor ama bütün gün, bütün hafta boyu Mustafa Bey'le görüşüyoruz. Genel kaptan Selami Bey olsun, Ekrem Bey olsun, Feridun Bey olsun, Müslüm Bey olsun. Bizden çok ilgileniyorlar. Her antrenmanımızda mutlaka bir iki üç şeyimiz, yöneticimiz idmanı izliyorlar. Bu arada tesisteki futbolcularımızla ilgileri, alakaları, yakınlaşmaları gerçekten bizi mutlu ediyor. Ben burada hem Mustafa Bey'e, özellikle ben Mustafa Bey'e çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Dediğimiz, istediğimiz birçok şeyleri sağ olsun. Hiçbir zaman için bir dediğimiz iki etmiyor. Gerek futbolcuların isteklerini, bir de futbolcuların hepsini ödemeler yapıldı. Geçen evet, hafta yapıldı. Güzel. Hiç kimsenin, çok ufak tefek bir maaş başı falan kalmış. Bütün alacakları gerek maaş, gerek prim, gerek maaş başı transfer bedeli ödenmiş. Bir mahalli kulüp olmalarına rağmen bu kadar sıkıntı çeken müessese takımlara nazaran, onlara nazar edercesine bir amatör kulüp, mahalli bir kulüp olmasına rağmen dediğim gibi bu ödemeler yapmışlardır. Aslında bizim Surcu'daki iş adamlarımızın biraz bu yönetim kuruluna yardımcı olmaları lazım. Mesela kaymakamlıkta İskender Bey var, bizim özel kalem müdürü. Onun çabaları var, kaymakam beyin sağ olsun bize yardımları var. İşte asıl bizim Onursa başkanımız, doğal başkanımız Fethi Bey'dir. Fethi Bey sezon başı bize bir yüklü bir meblağ sağ olsun vermiş. Şu anda da ikinci meblağı bekliyoruz. Dün aslında maça geliş sebeplerinden biri de oydu. Tribünde görüşecektik. Bolu maçında kendisiyle görüştük. Bana dedi hocam ben de her türlü yardım yapacağım. Maddi manevi. Hatta biz o arada bir transfer yapıyordu. Ben kendisiyle konuştum da dedim başkanım böyle bir sıkıntımız var. Gerçekten yönetim kurulu sıkıştı. Bu saydığım insanlar cepten harcıyorlar. Yani gerçekten geçen hafta hiçbir futbolcumuzun alacağını bırakmadan gerek Sait Bey gerek Mustafa Bey cepten karşıladılar sağ olsunlar. Ben buradan da her iki başkanımıza da teşekkür ediyorum. Biraz önce bahsettiğiniz Alaaddin Hoca bize mesaj atmıştı. Yüksel Eczanesi'nde. Orada baş kalfadır kendisi. O adam orada işçi. Ama sağ olsun bugün bize, kulübümüze bir çamaşır makinesi hediyeydi. Evet, sağ olsun. Buradan kendisine gerçekten sevgi çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Oluyor. Bir de bizim mesela ufak tefek işlerimiz olduğu zaman Malatya, karda, kışta Mustafa Bey ona görev veriyordu. Gidiyordu Selami Bey'le beraber arabayla lisanslar yapıp geliyordu. O fedakarlık da bize sağ olsun yapıyordu. Bizim bir fedakar bir malzememiz var zaten. Sağ olsun gerçekten tek başına belki bu saatte, belki buradan bir iki saat sonra hala tesislerde çamaşırlarla uğraşıyor. Orada bizim biraz imkanlarımız kısıtlı. Ama inşallah bu çamaşır makinesi, kurutma makinesinden sonra onun da biraz işi kolay olacak. Artık geç saatlerde kalıp bu çamaşırla ilgilenmeyecek. Onun da bize emeği çok. Gelen mesajlar da zaten evet. Size güveni gösteriyor hocam. Evet. Serdar Ayçin, Bedi Hocam soru sizinle hayat buldu. Bir puan alacağınızdan eminiz. Üç puan zor olacak ama olacağından eminiz demiş. Yani biz inşallah elimizden gelen yapacağız. Allah'ın izniyle çıkıp topu dönüyor. Ben yine söylüyorum. Şu anda futbolcuların da izliyordur büyük bir ihtimalle. Ben onlara gurur diyorum, iftihar ediyorum. Onlarla çalışma benim için çok zevktir, hazdır. İnşallah bu başarımızı ligin sonuna kadar taşıyacağız. Karaköprü'yü yakaladık, yakalamadık ayrı mesele. Onlar da 2-0 yendi Elazığ. Evet, biz Elazığ Karaköprü'de tebrik ediyoruz. Güzel bir sonuç. Sezon sonu, playoff'a da kalsak, hangi rakip karşımıza gelse gelsin, mecburen bir yerde oynayacağız. Ama bizim birinci düşüncemiz ligde kalıp, önümüzdeki sezonun planlarını yapmak. Cuma günü sağ olsun bizim bir tesis biliyorsunuz girişimimiz oldu. Tabi kadastrodan da gelip ölçme biçme yaptılar, çizim falan yapıyorlar. Sağ olsun Kaymakam Bey, Abdullah Bey'e de buradan çok teşekkür ederim, saygılarını sunuyorum. Onun da İskender Bey'in de çok büyük katkıları var. Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz seçim öncesi taahhütü vardı. 160 projeden biri de. Evet. Arsayı projeni belirle biz yapacağız gibisine. Buradan biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sesleniyoruz. Ki bizim Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz var. Necdet Yüksel Bey, Yakup Yıldız Bey, geçen onlarla da görüştüm. Onlar da hocam proje çizilsin, biz her türlü desteği inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan alacağız. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanımız Celalettin Bey'in sezon başı bizim kulübümüzde 150 bin TL sözü var. Bir mahalli kulüp olmamıza rağmen Bal Ligi'nde oynuyoruz. 150 bin TL sözü var. 150 bin TL'yi artık Celalettin Bey ödesin.
Bize yardımcı olsun. Bu ekranda sesleniyorum Sayın Başkanımıza. Kendisi futbolu çok seven bir insan. Hem Urfa Spor'a hem diğer amatör kulüplere valiliği döneminde de gerçekten büyük katkıları oldu. Belediyespor'a da şu anda desteği var. Ben de buradan bir Suruç Gençlik Spor Hocası olarak vermiş olduğu sözü artık yerine getirmenin evet. zamanı geldiğine inanıyorum. İnşallah biz, bu yakın bir zamanda 120 bin TL Sayın Belediye Başkanımız öder. Size bu arada selamlar da var hocam futbolcularınızın. Bizler de selam gönderelim. Ben de selam ediyorum. İyi akşamlar abim ve sayın hocam. Takipteyiz. Suruç Gençlik ailesi Recep, Serdar, Ali, Mesut, Şih Hoca, İkram, Erkan, Cofa. Hepsinin size evet. selam var. Bizlere de ben selam de var. Bizler selam. De selam hepsi yapıyorum bunu. Hocam yavaş yavaş programın sonuna evet. geliyoruz. Emrah Cofa demiş ki büyüksün baba. ben her zaman söylüyorum. Ben, büyüksün baba evet. Ben futbolcularımı çok severim. Onlar da sizi çok seviyorum. Kardeşimden, evladımdan ayırt etmem. İnanın ki kardeşime, evladıma vermeyen değer, kıymetimi ben futbolcularıma veririm. Ben hepsini çok, ben onlardan gurur duyuyorum. Evet. Onlar da sizi seviyorlar. Hocam, çarşamba günü başarılar. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Güzel bir maç olsun. İnşallah. Kazası ben sakatlıksız bir maç olsun. Sakat ve cezalı yoktur hocam inşallah. Var. Var mı hocam? Kemal cezalı, Ali Mesut cezalı. Ama onların yıldan önce arkadaşlarımız var ama. Aslanlar evet. gibi çıkıp görevlerini yapacaklar inşallah. Evet. Suruca'da diğer temsilcimiz Karaköprü'ye de ve gruplarında başarıyla mücadele eden tüm Şanlıurfa takımlarına başarılar dileyelim evet. hocam. Sizlere de özellikle başarılar dileyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Çünkü sağ ol. Lideri yenmek ayrı bir zevk verir. Tabii canım. Sizin inatçı yapınız, futbolcularınızın inatçı yapısı inşallah. İnşallah. Haftaya bu programda İnşallah. Bu defa Surucu başarısını şimdi çarşamba günü kilise oynayacağız. Evet. Hemen 2-3 gün sonra pazar günü de 44 Malatya'ya geliyor. Yani 2 maç oynayacağız bu hafta. Evet hocam. İkisi de zorlu. Yani zor olmasına rağmen ben takımın fizik gücüne, kuvvetine inanıyorum. Kondisyonumuza inanıyorum. 2 maça çok rahat bir şekilde kaldıracağız. Beşiktaş gibi mazeret aramıyoruz. Çıkar aslanlar gibi iki maçımızda oynarız. Sonuç zor olma ayrılmaz ama biz çıkar takır takır mücadele ortaya koyacağız. Yani. Duy biliş diyelim. Evet. hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun hocam. Efendim programı noktalıyoruz. Keyifli bir program oldu. Bizler açısından inşallah sizler açısından da öyle olmuştur. Gelen son bir mesajı da okuyalım hocam. Olur. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadı bugün izleyenlerimiz. Özellikle Yahru, Altınordu'da 800 tane genç yurtta kalarak altyapı takımı kurarken Urfa Spor 2 milyonluk şehirden 2 futbolcu çıkaramadık demiş. Bu da bir eleştiri olsun son dakika doğru, için. Doğru söylüyor. Doğru tabii. bir eleştiri evet. Teşekkür ederiz. Programı noktalıyoruz. Güzel bir gece sizlerin olsun efendim. Hoşça kalın. Anadolu'nun bereketli topraklarından aldığımız doğal tahılları hayvanlarımız için özenle işliyoruz.